Tarzınızın tek adresi, ekranların gözdesi doya doya modada yepyeni bir... Nasılsınız bugün? İyiyiz. Bugün alışveriş için neredeyiz? Kadıköy! Kadıköy'deki konseptiniz ise şapkayla şık bir kombin hazırlamak. Bayılırım. Bugünün bütçesi ise tam 850 lira. Kadıköy'deki 2 saatlik alışveriş sürenizi başlatıyorum hanımlar. Banu çok muhabbetli bir kızdı. Neslihan ona göre çok sert. Ben geliyorum, rakibiniz çok güçlü. Banucuğum, seni buradan çok öpüyorum. Sana olan bütün kırgınlığım geçti. Arada bizi ziyarete gel. Mutlu değil misin? Bana bak. Bence o mutsuz. Ama ben dokununca mutlu olacak şimdi. Uyum uyum. Ay. Bonita, merengue, bachata, caprende. Bacabileceğin kadar. Koş! Ne olur 2 saat boyunca bunları kapıya koymayın. Kızlar bulamasın, tamam mı? Benim istediğim kışlık kovboy botu değil Aleyna'cığım. Ben böyle yazlık bot arıyorum. Hadi gidelim de şu Hülya ile bir konuşalım, bir hesaplaşalım bakalım derdi neymiş bugün benimle. Aleyna, bayılıyorsun bu işlere. Günaydın Aleyna. Günaydın Dışses. Günaydın sevgili herkes. Öpüyorum. Gününüz güzel geçsin. Geçen hafta kolyeyi son anda kaybettin. Neler söyleyeceksin? Alışveriş saat süresinde ister istemez gergin oluyorum. Ve onun dışında bütçe konusunda işte ay yetecek mi, şunu alırsam bu nasıl olur bilmiyorum. Kafamda hep bir hesap, hep bir hesap. Ama onu aştım, hiçbir sıkıntım yok şu anda. Bugün inanılmaz keyifli bir alışveriş bizi bekliyor. Başlayalım mı o halde? Haydi başlayalım. Günaydın Neslihan. Günaydın Düsseyiz. Elindeki boks eldivenlerinin sebebi nedir? Bugün çok enerjik, çok bombastik, efsaneyim. Çünkü bugün bütün rakiplerimi nakavt etmeye geldim Düsseyiz. Boksla uğraşıyorum, kickboksla uğraşıyorum 3-5 senedir. Yani toplam 5 sene oldu ama aralıklı gittim Düsseyiz. Şimdi sana birkaç hareket göstereyim mi? Bütün kızlar benden korkacaklar. Gardınızı alın kızlar. Ben geliyorum, rakibiniz çok güçlü. Ama çantamı bırakmam gerekiyor Düsseyiz. Çantamı tutar mısın? Bana yumruk atmayacaksan tutarım tabii. Rakiplerimi nakavt etmeye geldim. Birinci Neslihan! Bugünün konseptinde nereye gideceğini öğrenelim mi? Serdar Bey bana kızmasın diye Bodrum'da bir rap konserine gidiyorum. Pek değişik olmadı ama bence doya doya modada rap konserine giden biri olmadı diye düşünüyorum şu ana kadar. Bu hafta en iyi ben olacağım. Bütün kızları devirmeye geliyorum. Kızlar bu hafta benden korkun. Günaydın Tina. Günaydın. Nasılsın bugün? Harikayım. Tina geldi. Tina iyi geldi. Tina güçlü geldi. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Ben bir dizi teklifi aldım. Dizinin yönetmeni ve oyuncuları, herkes bu yemekte olacak. Ve hepimiz hem tanışacağız, öyle bir yemeğe gidiyoruz. Nerede peki bu restoran? Bir otelin içinde, otelde Bebek'te. Alışverişe hazır mısın? Alışverişe hazırım, hadi gel. Günaydın Zeynep, nasılsın bugün? Bugün bir yanım buruk, bir yanım çok iyi. Bilemiyorum, gidip geliyorum böyle. Sen nereye gidiyorsun bugün bakalım? Ben bugün Veli Efendi Hipodromu'nda yarış izlemeye gidiyorum Dışses. Çok hazırım, hadi bakalım. Günaydın Hülya, nasılsın bugün? Tabii ki çok mutluyum, çünkü çok başarılıyım. Cuma günü almış olduğum kolyeyle birlikte pazartesi gününe giriş yapmak... Nasıl mutluluk verici bir şey anlayamazsın. Çünkü hiç kolye almadın. Nihan gibi. Bugünün konseptinde nereye gideceğine karar verdin mi? Şöyle, buraya 2 kere Kapadokya'ya gidiyorum diye gelen kişiler oldu. Tamamen saçmalıktı bana göre. Kapadokya'ya gidememişlerdi. Ve içimden hep dedim ki bir gün ben Kapadokya'ya gideceğim. Ve Kapadokya'ya nasıl gidilir hepinize göstereceğim. Alışveriş başlasın o halde.
Hadi başlayalım. Günaydın Nihan. Günaydın Dışses. Bugünün konseptini hatırlatır mısın izleyicilerimize? Bugünün konsepti şapka şıklığı. Biliyor musun? Kadıköy'deyiz. Nereye gidiyorsun peki bugünün konseptinde? Bugün bir sürü kimsesiz çocuklar için alışveriş yaptım. Onları, o bütün aldığım eşyaları, her şeyi onlara götürmek için hazırlanacağım. Arkanda tam da günün konseptine uygun bir yer var. Hadi gelsene bakalım. Nasıl bir şapka tercih etmeyi düşünüyorsun? Normal düz bir şapka istiyorum. Çünkü öğle saatlerinde gideceğim için kesinlikle bir şapka almak istiyorum. Bu şapkayı beğendin mi? Bence çok güzel. Bir de bunun mavisi var, takalım mı? Bak bak renge bak. Çok güzelmiş rengi. Bu biraz kafama büyük oldu. İnşallah küçüğünü bulurum listesi. Rengini çok beğendim. Bayıldım valla. Sen şapkana karar ver. Biz seni kasada bekliyoruz. Görüşürüz. Ses, bak gözlük de beğendim, nasıl olmuş? Güzel görünüyor Nihan. Şapkaların ikisini de alıyor musun? Evet, iki tane de şapka alıyorum. Ne kadar benim borcum? Nasıl ya? Size özel. Hep kandırıyorsun beni. Al bakalım, çok teşekkür ediyorum. Fişimi alırsam. Kolay gelsin, görüşürüz. Merhaba, kolay gelsin. Çizmelerin fiyatlarını da öğrenelim mi? İkisi de 330 TL. Kararını verebildin mi? Evet işte. Şimdi ilk beyazını alacağım. Ama kombinimde ufacık bir değişiklik yaparsam siyahla değiştirebilirim değil mi rengi? Hadi hazırlan, kasada buluşalım o halde. Bunu size vereyim. Fiyatı ne kadardı? 330. Bana ne kadar? 330. Aa, o zaman ne anlamı kaldı? Asla yardımcı olayım. Çok sevinirim. 280'e okeyim. Şöyle vereceğim size. Şimdi kıyafet seçmeye gidiyoruz sanırım. Evet, hadi görüşürüz. Geçen haftanın birincisi olan Hülya ilk kombinini denemiş bile. Biz sizler yarattınız. Çok teşekkür ederim. Çok şık görünüyorsun Hülya. Üstümü inanılmaz beğendim. Çok güzel. Salaş olmamam gerekiyor çok fazla. Ben bir gündüz şıklığı yapmayı planlıyorum. Bu kombinin fiyatını öğrenelim mi? Gömleğim 220 TL. Pantolonum yani şortum ise 200 TL. I do it for the drama. Bu arada Aleyna cowboy botları bularak mağaza sahibinden saklamasını rica etmiş. Aleyna, bayılıyorsun bu işlere. Benim istediğim kışlık cowboy botu değil. Senin gibi ayağıma yazın ortasında kışlık botları giyip gelmeyeceğim tabii ki de Aleyna'cığım. Ben böyle yazlık bot arıyorum. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Burada denemeyeyim. Birkaç başka mağaza daha gezelim. Ama belki alabilirim bir şey, belli olmaz. Ya altımı ya üstümü. Sen kararını ver. Biz seni kasada bekliyoruz Hülya. Bana birazcık indirim yapsanız onda olmaz mı? En azından 200 TL yapsanız düz. 100 olmaz da 200 ama olsun. Ya 10 lira 200 düz yapın işte. Ay yine dıttan başım belada, görüyor musunuz ya? Bıktım artık bu dıttan ya. Buradan tüm kombinini alıyor musun yoksa? Sadece bir parçayı alıyorum Dış Ses. Ne kadar ödüyorsun peki? 210 TL. Bir de 65 TL'ye onu da şöyle vereyim. Siz bana 10 TL verin. Bir şey daha almış oldum. Çok teşekkür ediyorum hanımefendi. Çok sağdınız. Kombin denemeye devam edecek misin? Deneyeceğim. Hadi gel başka mağazaya. Eldivenlerini şu masanın üzerine bırakıp kombin aramaya başlamaya ne dersin? Canım benim, emektarlarım. Şapkayla şık bir kombin konsepti için nasıl bir kıyafet arıyorsun peki? Şimdi siyah bir kombin yapmak istiyorum ben. Çünkü siyah benim rengim ve oversize tişörtleri normalde de çok giyerim, severim de. Gözüne çarpan parçalar var mı? Bu olur, XX large. Buna bir kemer bağlayacağım. Pırlantalı bir kemer bağlayacağım. Bu tarz pırlantalı şeyler takacağım. Seçtiklerini üzerinde görelim mi? Ben gidiyorum. Tina. Yes. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir kombin denedin, anlat bakalım. Ceket short kombini yaptım. Nasıl bir şapka tercih edersin böyle bir kombin için? Yani ama biraz tabii ki zor bir şey seçtim ama bulurum. Fiyatlarını da öğrenelim mi? 479, altındaki de 150. Bu arada Banu'nun elenmesi seni üzdü mü? Bazı şeyler yaptı, beni üzdü ama biz her gün birlikte gidip geliyorduk ve bir şey olmuştu ya, hani boşluk hissini yaşadım yani. Banu'cum,
Seni buradan çok öpüyorum. Sana olan bütün kırgınlığım geçti. Arada bizi ziyarete gel. Her şey gelip geçici Tina. Alışırsın. Biz diğer kızların yanına gidelim mi? Görüşürüz. Zeynep, bugün de alışverişini hızlı bir şekilde tamamlayacaksın sanırım. Biliyorsun ki dış ses, benim alışverişlerim her zaman hızlı geçer. O yüzden şimdi hemen bakmaya başlayacağım. En sonrasında da şapkamı seçmem gerekiyor. O yüzden bugün kombinimi çok hızlı tamamlamam lazım. İlk kombininle bekliyoruz o halde seni. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Dışses. Bembeyaz bir kombin tercih etmişsin bakıyorum da. Banucum gitti, onu temsil ediyorum. Banu gibi saf temiz olayım dedim. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenelim mi? İçimdeki büstcemi fiyatı 125 TL, yeleği 350 TL, pantolonum da... Kombin deneyecek misin? Şimdi başka bir kombinim daha var. Hemen onu deneyip geliyorum. Aklında bir kombin var mı Nihan? Evet, kafamda bir şey var. Onu deneyeceğim Dışses. Nasıl bir kombin var peki aklında? Bir tane jean short beğendim. Bir deneyip geleyim mi? Bir gör beni istiyorum. Hadi deneyip gel bakalım. Hoş geldin Nihan. Hoş buldum Dışses. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Üstümde bir tane jean short var. Şurada yırtıkları var. Çocukların yanına gideceğim için üzerindeki boyalar da bence gayet güzel duracak ve sevimli duracak. Üzerime basic bir tişört seçtim. Düz beyaz tişört. Altıma da inşallah topuklu bir spor ayakkabı bulursam oldu bu iş be. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Üzerimdeki tişörtün fiyatı 40 TL. Altımdaki şortun fiyatı 150 TL. Başka bir kombinin var mı bu mağazada? Bir şey daha deniyorum. Hemen geliyorum Dışses, tamam mı? Konsere hazır görünüyorsun Neslihan. Tam olarak değil ama hazır gibiyim Dışses. Ama bunu ne yapacağım biliyor musunuz Dışses? Bir baskı yapacağım şurasına, kocaman bir baskı. Eğer kocaman bir baskı bulamazsam buradan böyle şunlar gibi pırlantalı bir kemer takacağım. Altına da bunların topuklu bir ayakkabı giyeceğim. Ve çanta alacağım. Kolyelerimle, takılarımla, gözlüğümle tamamlamış olacağım. Fiyatı ne kadarmış peki? 220 TL'ymiş. Ama beni çok tatlı buldukları için 100 TL'yi bırakacaklarmış, değil mi? Are you ready? 3, 2, 1, go! Başka bir kombinin var mı peki? Dışses, burada başka bir kombinim yok. Hemen üstümü değiştirip başka yerlere bakalım. 3, 2, 1, ben geldim. Hoş geldin Aleyna. Üzerindeki kombinin fiyatını öğrenelim mi? Abla, bunların fiyatı ne kadar? 615 pantolon, 255 crop, üstündeki de 485. Ama tabii ki abla bana indirim yapacak. Ayakkabısız mı çıktın sen kabinden? Evet, ayakkabılarımı giymedim çünkü böyle yalanarak çıkmak istedim. Ayaklarım rahatlasın istedim. Olamaz mı Dışses? Neden olmasın? Kombininden bahsedelim o halde. Böyle bir şalvar pantolon denedim. Üzerime böyle bir crop dedim ama crop'u beğenmedim. Olmadı, uymadı. Böyle de bir gömlek sevdim ama gömlekte de kararsız kaldım. Çünkü bu gömlek elbise çok uzun. Bir tık daha böyle olsaydı çok da güzel olurdu bence. Yani kombinim bu şekilde. Büyük ihtimalle belki buradan bir parça alabilirim. Başka bir kombinin var mı peki? Var Dışses. Hadi deneyip gel o zaman. Bay bay. Biz de bu arada Tina'nın yeni kombinini inceleyelim. Hoş geldin Tina. Hoş bulduk. Yine siyahlara bürünmüşsün. Bu akşam şık bir akşam ve iyi bir yere gidiyorum. Ben de siyaha kendimi yakıştırıyorum. Öyle gitmek isterim. Az önceki kombininden ne farkı var peki? Daha sade, yakası farklı, daha dik. Fiyatlarını öğrenelim mi? 479 üstündeki, altındaki de 100. Bu mağazada alacağım bir parça var mı? Bir şey almayacağım. Biraz daha bakacağım. Sonra kararımı vereyim. Yeni bir mağazada görüşürüz o halde. Nasıl bir parça arıyorsun Neslihan? Dışses, şort bakıyorum şu an. Şort ve elbise olabilir. Şort olabilir. Bir şeyler bakmaya çalışıyorum şu an Dışses. Hadi hızlıca bir göz at bakalım etrafa. Bunu bir deneyelim Dışses ya. Şortun üzerine uygun bir parça da seçelim mi? Dışses, sen beni bir 5 dakika bekle, deneyip geliyorum ben, tamam mı? Biz seni kabin çıkışında bekliyoruz Neslihan.
Ne oldu Neslihan? Yüzün mü düştü senin? Ses ne düşmesi ya? Şu an çok mutluyum ama keşke bunun siyahını bulabilseydim siz. Boks eldivenlerinle uyumlu oldu ama rengi. Eldivenlerini takarken kombininden bahseder misin? Kombinim yine oversize turuncu bir tişört. Keşke bunun siyahı olsaydı. Yapacak bir şey yok ses. Sadece tişörtünden mi bahsedeceksin? Altında da siyah şort vardı ses. Fiyatlarını öğrenelim mi? Tişörtümün fiyatı 127 TL. Şortumun fiyatı 90 TL. Başka bir kombinin var mı? Bir tane daha kombinim vardı ses. Hazır mısın kombinimi görmeye? Sen hazırsan biz de hazırız. Hadi o zaman round! Neslihan yeni bir kombin denemek için kabine giderken biz de hızla Nihan'ın yanına geliyoruz. Bir ses bir şey söyleyeyim mi? Turuncuyu aldım ya üstüme. Bana ekstra bir şey geldi böyle. Atlayasım geliyordu. Enerjini doğru alanlarda kullan istersen Nihan. Kombininin fiyatını söyleyebilirsin örneğin. Şortumun fiyatı 150 TL. Tişörtümün fiyatı 40 TL. Gömleğimin fiyatı 90 TL. Neye karar verdin peki? Şu üstümü değiştirip başka bir mağazaya gidelim. This is. Ondan sonra muhteşem bir kombin yapalım. O Neslihan'ın eldivenleri var ya, kendine yapalım ha. Hadi bebişko görüşürüz. Biz de hemen Hülya'nın yanında alıyoruz soluğu. Merhaba, bir kombin daha denedim. Yine Kapadokya rüzgarları estiriyorsun ortamda Hülya. Aynen öyle, bir tek şapkam eksik. Fiyatları nasıl peki? Üstüm 190 TL, altım 140 TL. Bu kombin içine sindi mi? Bir şey daha deneyeceğim, elbise. Sen yeni bir kombin denerken biz de Zeynep'in yanına gidiyoruz. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Dışses. Bu kombinin fiyatını öğrenelim mi? Ceketim 350 TL, pantolonum 250 TL, içimdeki büstlerim de 125 TL. Nasıl bir şapka tercih etmeyi düşünüyorsun peki? Kafamda iki tip şapka var. İkisi de bu kombinimle uyumlu olacak. Bir önceki kombinimde söylediğim gibi yine aynı şeyi düşünüyorum. Ben şimdi kabine gidiyorum. Çünkü burada deneyeceklerim bitti. Hemen başka mağazaya geçiyorum. Da-da-da-dam. Hoş geldin Aleyna. Hoş buldum Dışses. Bu elbiseyi alacak olursan nasıl kombinlersin? Dışses bu böyle çok tatlı bir yaz akşamında giyecek bir elbise. Altına tek bant bir topuklu giyerdim. Saçlarımı böyle bağlar, kocaman bir küpe takardım. Çıkardım arkadaşlarımla bir şeyler içmeye giderdim. Bu elbiseyle ata binebilir misin peki? No. Neden denedin o zaman Aleyna? Çok beğendim ya, içimde kalmasın dedim Dışses. Başka bir kombinin var mı peki? Bir tane daha var. Hadi hemen dene de görelim. Bu sırada Neslihan yeni bir kombin denemiş bile. Bu ne hal Neslihan? Dışses, aslında ben bunların bu tarz duracağını hiç tahmin etmemiştim. Daha güzel durur diye düşünmüştüm. Ama maalesef ortada olan bu şu an. Fiyatlarını öğrenelim mi? 70 TL gömleğimin fiyatı. Deri pantolonumun fiyatı 240 TL. Bu kadar. Bu arada Tina ne dedi biliyor musun? Manu tamam bazı hatalar yapıyordu ama çok iyi kalpli, hani çok muhabbetli bir kızdı. Sevimli bir kızdı, tatlı bir kızdı. Neslihan ona göre çok sert. Ya beni bunlar ne kadar çok önemsemişler ya. Benim amacım Banu'nun yerini doldurmak da değil. Yani Banu'yu ben elemedim. Banu kıyafetleri yüzünden elendi. Ben kıyafetlerim yüzünden kaldım. Demek ki ben Banu'dan daha iyiyim. Kombinine karar verdin mi peki? Ben kararımı verdim. O zaman hemen gidip burada üstümüzü değiştirelim. Diğer mağazaya gidelim. Takılarımızı alalım, ayakkabılarımızı alalım ve finish olsun. Neslihan'ın ardından Zeynep de kıyafetine karar veriyor. Evet Dışses, çok acelem var o yüzden. Ama bak aradığım ceketi buldum. Hemen şimdi bunu alıp kasaya koşuyoruz. Hadi bakalım. Kasada görüşelim o halde. Ne kadar ödüyorsun kıyafetini? 400 TL Dışses. Fişimi de alayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şapkayla şık bir kombin için Aleyna bu kez bambaşka bir tarzla karşılıyor bizi. Hoş geldin Aleyna. Bu kombinin fiyatını da öğrenelim mi hemen? 615 TL bluz, 700 TL pantolon. Bu kombinle ata binebilir misin? Evet binilir ama ben sadece bak şurasındaki pırıltıyı biraz fazla buldum. Bir an önce kombinine karar vermen gerekiyor Aleyna. Dışses, ben kararımı veriyorum. Buradan birkaç parça alacağım. Sonra seninle çıkacağız. Birkaç parça da alacağız ve alışverişimizi bitireceğiz. O zaman hemen üzerini değiştirip gel. Bay bay, kasada görüşelim.
kombinine ne kadar ödüyorsun? Toplam fiyatını öğrenebilir miyim? 625 tuttu toplam. Bana ne kadar? 350 olsun. Abla 250 de anlaşalım. Favorim bendim Ali. Kıyamam, çok yalvardım. Hadi 250 olsun. Ya Zeynep abla bir numarasın sen. Evet fişimi de aldım. Teşekkür ederim ablacığım. Dış ses koş. Bu arada Neslihan da soluğu kasada alanlardan olmuş. Hani başka bir mağazaya gidiyordun? Evet dış ses ama buradan bir parça bir şey almamız gerekiyor. Ondan sonra başka bir mağazaya gidip orada denediğim bir şeyi alacağız. Ondan sonra takımız ayakkabımız finish. Ne kadar ödüyorsun seçtiğin parçaya peki? 90 lira. Tamam pazarlık yapmayacağım hiç çünkü gerçekten de indirimliydi gördüm. Dış ses koş, çok az zamanımız kaldı, koş. Bakalım Tina bu kez nasıl bir kombin denemiş. Bu kombini nasıl tamamlarsın Tina? Buraya kadar siyah bir bot giymeyi düşünüyorum ama bütçem yetiyorsa tabii ki. Fiyatlarını öğrenelim mi? Bu 390 galiba, altımdaki de 280. Kıyafetine karar verebildin mi? Düşüneyim, öyle karar vereceğim. Hadi bay bay. Sen kararını verirken biz de Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. Tam bir cici kız olmuşsun Hülya. Teşekkür ederim. Kombininin fiyatını öğrenelim mi? Üstüm 240 TL, altım 255 TL. Nasıl tamamlayacaksın bu kombini? Kovboy düşünüyorum ama muhtemel kovboya param kalmayacak gibi görünüyor benim. Zorlanacağım, daha şapka yok ortada. Günün birincisi olabileceğine inanıyor musun bugün? Her pazartesi olduğu gibi klasik pazartesi günleri nedense çok zorlanıyorum. Pazartesi sendromu var bende ama hiç yine kötü puan aldığım olmadı. Yine de bir şekilde kıvırıyorum ben bu işe. Alıştım. Artık bir karar vermen gerekiyor. Artık alacağım. Dış ses bir şey kalmadı. Artık kombin de denemeyeceğim. Yeter. Bir tanesini alacağım. Hadi görüşürüz. Neslihan daha önce girdiği mağazadan gözüne kestirdiği bir parçayı satın almaya karar veriyor. Denediğim üstü alabilir miyim? Sürekli boks eldiveniyle gezmenin bir sebebi var mı Neslihan? Evet. Belki korkarlar da bana biraz indirim yaparlar diye geliyorum. Korktunuz mu? Çok güzel bir bayanlar. Niye ki? Ya çok kibarsın. Çok teşekkür ederim. Ne kadar? 220. 150'ye anlaşalım tamam mı? Tamam 150'ye anlaşalım. Daha ayakkabı alacağım, çanta alacağım, takı alacağım. Bak ne kadar param kaldı. Yine sıkı bir indirim kaptın Neslihan. Koş dış ses, teşekkür ederim, kolay gelsin. Kadıköy'deki alışverişimiz devam ederken Aleyna aksesuar seçimine geçmiş bile. Bununla ne yapacaksın Aleyna? Dış ses bunu alırsam böyle belime kemer olarak bağlayacağım. Abla bunu alıyorum. Ne kadar dedin? 60 mı? Abla bana 30 yapalım ya. Tamam. 30. Tamam. Abla şöyle vereyim, fişimi de alabilir miyim lütfen? Vallahi çok iyi denk geldi var ya, müthiş oldu. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Krop alacağız şuradan, koş. Dış ses bir dakika. Krop'unu seçtiği gibi kasaya koşuyor Aleyna. Merhaba, kolay gelsin. Şunun düzünü istiyorum, düz model var mı krop, beyaz? Dış ses bunu alıp tersini mi giysem acaba? Sadece 7 dakikan var, kararı sen ver. Tamam bunu alıyorum dış ses. Fiyatı ne kadar? 30 lira verin. Al hadi al fişimi ver tamam. Hadi 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 tamam. Hemen yandan gözlük alacağız hadi gel. Kolay gelsin, iyi günler. Bakalım Tina kombinine ne kadar ödüyor? 4 lira ödedim ama çok diyor bence. Çünkü daha birçok şey alacağım. Buradan hemen çıkıyoruz ve çok zamanım az kaldı. Her şeyimi teker teker alacağım ve kombinimi tamamlayacağım. Hadi gel. Çok az zamanın kaldı Tina. Acele et. Bu arada Neslihan da çanta seçimine geçiyor. Acaba bu mu olmalı, bu mu olmalı? Ses bence bu olmalı ya. Fiyatını soralım mı? Fiyat ne kadar? 14 lira. Bana bir şeyler olur mu? Yapamıyorum, esas bir alıyor musun? Tamam, çok fazla zorlamayalım bir ses. Hadi kasada görüşelim. Kasada bekliyoruz seni. Neyi hesaplıyorsun Neslihan? Ayakkabıya nasıl param yetecek onu düşünüyorum şu an dış ses. Evdeki hesap çarşıya uymadı anlaşılan. Çok teşekkürler. Dış ses koş. Bu arada Zeynep de ayakkabı seçimine geçmiş. Ay evet süpersin. Terlik mi alacaksın Zeynep? Evet terlik bakıyorum. Hemen 2 dakika denemem lazım. Vaktim çok az da. Evet. Fiyatı ne kadarmış peki? 100 TL dış ses. Sudan ucuz evet. Bu olur. Bunu alıyorum. Kararını verdiysen seni kasada bekliyoruz. İndirim yapıyor musunuz? Bilmiyorum. Rica 10 TL yapın. 10 TL bile mi yapmıyorsun? Tamam. Teşekkür ederim. Fişimi de alabilir miyim? Başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep'in ardından Hülya da soluğu kasada alıyor. Hemen buradan son parçamı da alıyorum. Pazarlık yapamıyorum çünkü dıt var biliyorsunuz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Eksik parçan kaldı mı Hülya? Ay şapka yok. Şapka asıl en önemli şey. Fişimi verir misiniz lütfen? Ay ben bunu 200 sanıyorum. 10 TL'miş. Para bile kandırdı beni. Hadi gidelim.
Şapkayla şık bir kombin hazırlığı için Nihan kıyafet arayışını sürdürmeye devam ediyor. Bir saniye durursan kıyafetini inceleyelim Nihan. Üzerimde yine bir jean şort var ama şöyle bir detayı var. Hem etek hem şort gibi gözüküyor. İnanılmaz güzel, ben çok beğendim. Üstümde de ceket vari jean gömlek var. İçerisinde de böyle birazcık ten gözüksün istediğimden dolayı küçük böyle minik bir crop giydim. Fiyatlarını söylemeyecek misin? Jean şort eteğimin fiyatı 210 TL. Jean gömleğimin fiyatı da yanlış olmasın 265 TL. Üst yerimin fiyatı da 60 TL. Başka bir kombin deneyecek misin peki? Ben artık bir karar vereyim ve gideyim. Ne dersin? Uygun mudur senin için? Elini çabuk tutsan iyi olur. Biz seni kasada bekliyoruz. Ne kadar tuttu bizim tabazingolar? Toplamda 557. Kız nasıl ödeyeceğim ben onu? 7 TL'sini almasan? Olmuyor. Hadi be. Yok, olmaz diyor. Kalan bütçende ne yapacaksın Nihan? Bir tane aksesuar vardı. Onları geri vereceğim şimdilik birazdan. Biz ayakkabısız çantasız çıkarsak bizi var ya ah ne yaparlar biliyor musun burada? Görüşürüz. Kadıköy sokaklarında şapkayla şık bir kombin hazırlığı için mücadele eden kızlarımız star parçalarını günün sonuna bırakıyor. Ses harika bir kep. Ne kadar? 150 olsa 200 lira ne ya? Ödemek zorundayım şu an. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şuradaki takıcıya girip oradan ayakkabımı alacağız. Artık finish. Koş. Sen koş, biz birazdan geliyoruz. Aleyna, gözlük arayışın devam ediyor sanırım. Nasıl bir gözlük arıyorsun? Kahverengi böyle gözlük istiyorum aslında ben şu anda. Şu ne kadar? O 70 size 60 olsun. Bir göreyim kendimi. Havalı oldu değil mi? Şunlar ne kadar? 90'a da 80 olsun. Sanki bu daha güzel oldu. Değil mi? Evet, bunu alabilir miyim lütfen? Paramı da veriyorum. Alışverişimiz bitiyor. Çok güzel gözlük aldım kendime. Çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi günler. Hadi gel. İlk geldiğim mağazaya geldim geri. Medium. Zaten benim bedenim, denemeyeceğim. Ne kadarmış? 170. İndirim yapar mısın? 150. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Neslihan, alışveriş süren bitmek üzere. Farkında mısın? Koşabildiğin kadar hızlı koş. Koşabildiğin kadar. Koş! Nereye koşuyoruz böyle peki? Şuradaki takıcıya hemen gelelim mi? Ses ve şuradaki ayakkabıcıya girmeliyiz. Koş. Önce ayakkabıcıya koş ses. Sen koşmaya devam et. Biz diğer kızların yanına gidiyoruz. Hülya da star parçasını seçmek üzere. Bu ne kadar abi? Onların fiyatı 170 lira. Bana 100. Ben daha önce de buradan 100'ü almıştım. Bu mu sence, bu mu? Birine karar versen iyi olur. Ya vallahi çıldıracağım ya. Daha tamam abi, bunu alıyorum ve gidiyorum. Şimdi nereye gidiyorsun? Ayakkabı alacağız, ayakkabı. Abi buyur. Hadi gidelim, ayakkabı çanta alalım artık. Hülya'dan önce Tina ayakkabı seçimine geçmiş bile. Evet, buraya geldim. İnşallah Elkin abi bana şey yapar, indirim yapar. Çünkü param çok az kaldı ve daha şapka almadım. Ceket sevdası yüzünden mi bu kadar uzadı alışverişin? Ceket sevdam beni bitirmedi aslında. Süren beni bitirdi. Bütçenin yarısını da ceketine verdin ama. Konseptimi biraz daha günlük bir konsept seçseydim de biraz daha normal şeyler bulabilirdim. Nasıl bir ayakkabı denediğini görelim mi? Şöyle bir ayakkabı denedim. Postal almayacak mıydın sen? Ne yapayım? Postal şimdi 1500. Onu nasıl alabilirim ki? Fiyatını soralım mı? Abim bunu az ver lütfen. Ya, tamam. İstediğin fiyata bırakacağım. İstediğin fiyat 150. Bırak tamam, postalı. Tamam, bırakacağım size. Hadi yine iyisin Tina. Kasada görüşelim, hadi bay. 150 TL'ye bıraktım efendim. 200'lü 150'ye bıraktım size. Teşekkür ederim. Buyurun. Ne eksiğin kaldı Tina? Şapka, çanta, aksesuar. Hızlı bir şekilde hareket edersen yetiştirebilirsin. Alışverişin bitti mi Aleyna? Alışverişim bitti ama şurada bir takıcı gördüm ve dedim ki bir kolye neden olmasın. Hadi gel hemen bir kolye alalım. Son 3 dakikan varmış. Koş. Sen aksesuarını seçerken biz de Neslihan'ın seçtiği ayakkabıya bakıyoruz. 37'yi bir deneyebilir miyim? Ben buna gireceğime inanıyorum ya. Ben zarla zorla ona gireceğim de ses. Dene bakalım, olacak mı? Girdim de ses. Bunu alabilir miyim hemen? O halde ne yapıyoruz? O zaman siz kasada görüşürüz. Sen kasaya geçerken biz bir Zeynep'e bakalım. Öyle istemiyorum. Küçük böyle. Ceketin üstüne zincirleyeceğim. Bu mu? Ne kadar bu? 60 lira. Bana? Tamam, aldım bunu. Çok hızlı karar verdin bakıyorum da. Zamanla yarışıyorum. Hemen fişimi alayım. Şöyle 50 TL'mi veriyorum. Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Bakalım Tina nasıl bir şapka seçecek. Güzel bir şapka aldım. Ne kadar ödüyorsun şapkana? Güzel hediye verdim. Bana indirim yaptılar. En önemli parçanı da aldığına göre diğer kızların yanına gidebiliriz. Ayakkabına karar verdin mi Hülya? En çok şunu beğendim ben ya. Bunun var mı 9'u? O değil aşkım, şu şu. Bunu alacağım ya. Ben bunu çok beğendim, bu rengi. Dene bakalım ayağında nasıl duracak. Üstü bol geldi ama tarzı böyle herhalde. Tamam, şunu verir misin hemen bana 9'unu? Ben gidiyorum, evet. Kasada buluşalım mı Hülya? Geliyorum.
Şöyle, buyurun. Ne kadar ödedik? 95. Tamam, 50. Tamam, buyurun. Bana 5 TL verir misiniz? Şimdi nereye gidiyorsun? Çanta ve küpe alacağız. Sen eksiklerini tamamlarken biz de Nihan'ın alışverişi ne durumdaymış bakalım. Bu çok beğendiğim gözlükten ayrılmak zorundayım. Çiçeğim bunu ve bunu bana 300 TL'ye satmıştınız. 300 TL'mi almak istiyorum, tamam mı? Nihan ayağını yorganına göre uzatmadığı için aksesuarını iade etmek zorunda kalıyor. Şimdi paramı alıyorum ve ben go. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Görüşürüz, ayakkabı ve çantamı almam lazım. Bye. Aleyna ise fazladan aksesuar almanın peşinde. Şunu da alıyorum ve bitiriyoruz. Hadi merhaba. Evet, ne kadar ikisi lütfen? 35. 35 TL'ymiş. Hadi 30 al benden. Teşekkür ederim. Hani 30 almadın? Ben yaparım. Yapamıyorsun, o zaman fişimi ver. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Alışverişimiz bitti. Bye bye. Neslihan da ayakkabısına karar vermek üzere. Ne kadarım var ona bakmam lazım. Takı da almam lazım şu an. Bunlar bana kalsa takı için 290. Lütfen. Lütfen beni kırmayacağım. Hayır, 290 mı? Başka bir ayakkabı alıp geliyorum hemen de siz. Başka bir şey bulamıyorum lütfen. Gelip çalışırım. Tamam. Gerçekten. Kıyamadı bana. Çok teşekkür ederim. Tamam, hemen alabilir miyim onu? Hemen hemen. Ah, poşetim de buradaydı. Hadi hemen alıp çıkalım. Hadi de siz koş koş. Her şeyimiz tamam kızlar. Çat 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 kuduracaklar. Koş. Bu şanta ne kadar ve ne kadar verirsin? Fiyatı 110 liraymış efendim. 90 lira yapacağız size. 20 lira yapacağız. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi koş takıcıya. Benim çok şık bir şapkaya ihtiyacım tamam. var. Yardımcı olalım. Evet, çok teşekkür ederim. Aynen. Ne kadar bunlar? Çok lira onlar. Bana 100. Takıya bakacağım. Bence de bana 100. Bu ne kadar? 40 lira efendim. Bu da 20. Şapkana da karar verdiğine göre hızlıca aksesuarlarını seçebilirsin. Bunu da alıyorum. Hemen çıkabiliriz. 45 bunu almıyorum demesin. O zaman bunu almayacağım 200'ü. Evet tamam öyle. Tamam. Fişimi de alayım. Çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Zeynep mağazadan ayrılamıyor bir türlü. İşte 240 tuttu. Benim 200 liram vardı. Sen başka bir şey mi aldın? Kolye aldım bir tane. Ver onu bana. Ver be. Bak. Verdim. Al. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bu arada Hülya da çanta seçimine geçiyor. 100 lira. Ay bu asla olmaz. Yo gayet olur ama siz bana bunu ne kadara verirsiniz? Çok sağ. O kadar bir param yok. Ne olur göstereyim size ne kadar param olduğunu. Beni kırmayın. 70 TL ne olur. Son param. Ay fişim gitti. Fiş tabii ki istiyorum. Şöyle buyurun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. 2 saatlik alışveriş süresinin sonuna yaklaşırken Nihan da ayakkabısına karar veriyor. Ayakkabımı buldum. Bak. Hadi bunu giyek. 36'sını alabilir miyim? Hızlıca ayakkabısına karar veren Nihan bu kez de çanta seçimine geçiyor. Evet çantamı da seçtim. Şimdi çocuklarla haşır neşir olacağımız için bir ses böyle rahat bir şey almamda fayda var bence. Böyle bostaj gibi tutar böyle koşarım da en azından. Çünkü ben yerimde duramıyorum. Ayakkabını da görelim mi? Hadi bak bakalım. Nasıl? Fiyatlarını öğrenelim mi? Ayakkabımın fiyatı 179 TL. Çantamın fiyatı 45.99 TL. Ama vallahi gülerek inşallah indirim yapar ses. Hadi gel bir kasaya gidelim bakalım ne olacak? Ne gelecek başımıza? Çünkü asla o kadar param yok. Hadi görüşürüz. Bakalım Nihan beklediği indirimi alabilecek mi? Toplamda 225 TL. Nakit ödeyeceksiniz size 200 TL yapacağım. Nakit 100 TL ödeyebilirim. 100 TL mi? Evet. Eğer sen bunu bana vermezsen birbirinden muhteşem güzel arkadaşlarım beni yerler. Yememeleri için onu bana vermen lazım. Ben sıkıntıya yedim ben. Duydunuz. O zaman 100 TL okey misin? Tamam. Esve. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Neslihan da aksesuarını seçmiş anlaşılan. Şundan ikisini aldım. Fiyatlarını öğrenelim mi? 40 ile 25 yazıyor ama bu kadarım var. Cumartesi günü de gelir çalışır. Bir sürü eşyanı seni satarım. Ben satış danışmanıyım. Hangisini verdiniz? Alışverişin nasıl geçti peki? Alışverişimiz güzel geçti. Güzel şeyler yapacağımı umuyorum. Hadi koş. Bunu alıyorum. Eksik parçan kaldı mı Tina? Eksiğim kalmadı. Sadece elbisemin boyunu belki kısaltırım diye düşündüm. Onu sonra giydikten sonra karar veririm. Hadi toplama noktasına. Merhaba. Merhaba. Bak kaç haftadır size bir türlü nasip olmuyor almak ama bu hafta alacağım. Ama son 200 lira. Alacağım parçanın fiyatı ne kadardı? 250. İndirim yapmıyor. Bu seferlik yapın. Bir dahakine hiç istemeyeceğim. Söz. Maalesef. Lütfen. Cidden zorlamayın. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bana hiç indirim yapmadınız siz. Ben ilk defa buradan alacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son dakikam. Yine son dakika yüzün güldü Zeynep. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba bütün sempatikliğimle. Acaba diyorum şunu bana 20 TL'ye verir misiniz? Onları unutacağım. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok doğru yoldasınız.
Şunu alabilir miyim? Son 20 TL'm kaldı. Onlar da var. Yok, onlar ya bu ikisini alacaktım, sizden isteyecektim ama o konseptime daha çok uyacak. Ve aldım gördüğünüz gibi 20 TL. Ay hiç de yormadınız beni, çok teşekkür ediyorum. Şunu aldım. Şimdi bitti artık. Her zamanki gibi tam olarak çıkacağım podyuma ve podyumu inleteceğim. Hadi toplanmalarına gidelim. Hülya buluşma noktasına giderken 2 dakikası kalan Nihan aksesuarını alabilecek mi bakalım? Ay çok güzelmiş, baksana. Son 1 dakika Nihan. Sen bunu ciddi mi söylüyorsun? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Bunu vereyim. Cansın ya, onu da ver bana. Yok aynısı. Tamam aynısını istiyorum. Sana üzücü bir haber. Haberim var Nihan. Ne oldu yine? Süren bitti ve aksesuarlarını alamıyorsun. Ama bir dakika, yani kız aldım ya. Ödeme yapmadığın için almış sayılmıyorsun. Tamam, problem yok. Okey. Hadi gidelim o zaman. Alışverişini erkenden bitiren Aleyna stresini atacak bir oyun arkadaşı buluyor kendisine. Mutlu değil misin? Bana bak. Bence o mutsuz. Ama ben dokununca mutlu olacak şimdi. Uyum uyum. Ay. Kızların yanına gidelim mi artık? Hadi gidelim de şu Hülya ile bir konuşalım, bir hesaplaşalım bakalım derdi neymiş bugün benimle. O çanta ne mana kızım? Ben şu an bir küp şeker görüyorum karşımda. Bu iyi bir şey. Ama çayı şekersiz içiyorum. Hazırlan, cuma günü buradan sen gideceksin. Tamam, kötü olabilirim o zaman. Kötüsün zaten. Tamam, yapamıyorum o zaman. Biraz daha kreatif ol. Olamıyorum demek ya, söylüyorum. Lütfen tatil beldesi, tatillere gittiğiniz zaman telefonu bırakın. Bulunduğunuz ha, tatil... Bunu söyleyen sağ olsun, 2 hafta önce İtalya'daydın ha bire. Komoda. Zaten sosyal medyada adımız çıktı. Ay, Serdar Bey anlamıyorlar asla ya. Ama sürekli şaka diyorum, şaka diyorum. Ben de aynısını söylüyorum. Şaka şaka diye yürüyorsun yani. Hayır şimdi kendisini beğeniyorum diye. Ya pardon yani yorumlarını beğeniyorum diye. Ha. Ay, pardon ha. Kombinini beğeniyorum ha. Diye. Canım benim, hayırlı olsun. Sen onun bir şeyini tenkit etmişsin, o da sana cevap vermiş. Benim konuşmalarım tamamen onunla şakalaşmaydı. Podyuma çıkmadan önce dediler ki, Hülya dedi ki, şakalaştık diyeceğim sen de söyle tamam mı dedi. Aleyna da tamam dedi. Vay. Oh wow. Ve bu noktada arkadaşlığımı bir kenara bırakıp tamamen buradaki rakipliğim söz konusu araya giriyor. Ve tabii ki bu durumdan mutlu değilim. Zorlama şansını Aleyna, tozulursun. Yırtık elbiseyle geldin, kendini mahvettin. Balon gibi sönersin. Neslihan dedi, dersin. Allah Allah. Allah. Kızlarımız alışverişini tamamlarken günün finaline hazırlanmak için doya doya moda villasına doğru yola çıkıyoruz. Günün finali için yarışmacılarımız backstage'de kolları sıvarken şapkayla şık bir kombin hazırlıkları tamamlanmak üzere. Günün finali başlıyor. Derken sabrettim ben tam o anda, ummadığında bir güneş parlar bazen. Bitti derken her şey elden gitti derken sabrettim ben tam o anda, ummadığında bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır hep zaten, ben bittim ben iyi derken, hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır. Sabrettim ben tam o anda, ummadığında bir güneş parlar bazen.
O podyumda. Bu benim bedenim. Bu benim modam. Ben özgürüm. Özgürken çok güçlüyüm. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim ben giderken. Hiç umudum kalmamışken. Bir güneş parlar bazen. Hayat şaşırtır. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Ben nasıl istersem öyle çok güzelim. Modanın bedeni olmaz. Çünkü güzelliğin ölçüsü olmaz. Kalıpları yıkmaya geliyoruz. Kendini çok sev. TV8 ekranlarına doya doya modoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Ama ne iyi ettiniz de geldiniz. Evet, buyurun. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Kendi adıma çok özledim hepinizi, burayı, aynen, bütün bizler ekibi. Bizler de seni özledik. Heyecanla başladım bugüne. Nasılsınız? İyiyiz aşkım, çok iyiyiz, bomba gibiyiz. Ben de hafta sonu çok güzel dinlendim. Harika. Valla bomba gibi geldim bugün konular. Allah Allah, ah, ne ah, hararetli. Ah. Ne acayip bir gün yaşadık biz bugün. Bu kaosları biraz sonra konuşacağız. Evet. Böyle efendim. Tüyo vermeyelim. Tüyo vermeyelim mi? Allah. Hemen veriyorum. Neler, hemen neler. Tüyoyu birazdan veriyorum. Hemen. Orada. Sen nasılsın Serdar'cığım? Sıcaktan ceketini çıkartıp her şeyi unutuyor biliyor musun? Her şeyi her yerde unutuyor. Evet. Kartımı ona vermiştim. Size de mi denk geldi hocam? Bak, kartını bana verdi, ben unutuyor oluyorum. Sakın kartını, bana unutturma dedim ama. Kartına sahip çıkacak bir şey kendin değil misin? Hayatım, sen burada çok hani fil hafızalı bir adam olduğun için. Evet. Şöyle bir konu var ki. Bazen biliyorsun ben de sana kartımı veriyorum. Diyorum ki Serdar'cığım bana unutturma diyorum. Unutuyorsun, tabii, ne yapalım? Allah Allah, biz unutuyoruz. Bak Urkan'cığım, görüyorsun değil mi? Gene top bana patladı. Her zaman ama aşkım. Ama Serdar yapıyorsun. Ama arada sırada ya. Hep anahtarı odanın unutuyorsun ya. Tabii. Nasılsınız hocam? İyiyim kızım. Görüyorsun, sen ne yapıyorsun? Sizleri gördüm. Çok çok daha iyiyim. Ne güzel. Bütün ekibimizi, herkesi çok özledim. Büyük, harika, bir enerjiyle. Yalnız korkunç bir renk seçmişsin. Bayıldım. Hele teşekkür ederim. İki rengi birleştirmen. Üç. Ojeler. Bir de bak, benim böyle laf söylediğim ojeler ama burada muhteşem. Evet. İşte bu. Benim hep anlatmak teşekkür istediğim bu kardeşim. Teşekkür ederim sevgili hocam. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Serdar duymasın. Duymasın, söyle. Size küçük bir hediyem var. Ya? Ne? Al. Ya? Ay, kulaklık var hocam. Ya. Serdar bağırdı. Banu diye bağırıyordu ya. Ay, yok artık Banu da. Artık. Ama Aleyna var. Bunlar açılan cinsler bir şey mi acaba? Evet, i̇şte açılan cins. İşte burada. İnanmıyorum. Ben Serdar konuştuğunda ben şunları küçük küçük arada böyle şöyle yap. Teşekkür ederim. Serdar bir bağırsana. Bir bağır. Aleyna! Ay, gerçekten. Aa, işe yarıyormuş valla. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu da benim size bence bu sezondaki en kıymetli hediye. Gerçekten kesinlikle öyle. Kesinlikle kıymetini bileceğim. Bilhassa Yasemin'e, çünkü biz de ikimiz bir şey konuştuğumuz ben zaman ben iki taraftan bağırıyoruz burada ikimiz de. Doğru, bir tek ben bağırıyordum değil ben mi? Ben de bağırıyorum. Gel! Ay, şöyle bir şey var. Serdar bağırdığında ben gerçekten her hafta sonu kulak burun boğazcılığı olduğum için durum bundan ibaret. Bak bak, ne güzel. Mor da parayı çeker. Evet, buyurun. Evet, bugün şöyle de bir durum var sevgili izleyenlerimiz. Görüyorsunuz ki bir koltuğumuz boş. Ve gerçekten burada çok çok bizim ekibimiz inanılmaz büyük emek veriyor. Bütün gün biz günün ortasında başlıyoruz jüri masası olarak. Fakat bütün bu yarışmacılarımız, bütün bu ekibimiz, arkada neredeyse 100 kişi var. Ve hepsi günün sabah 7'sinde başlıyorlar güne. Bu sıcakta inanılmaz bir özveri, karşınıza çok güzel şeyler koyabilmek için
bütün özveriyle, canla başla çalışıyorlar. Ve biz her zaman da bu durumdan çok mutluyuz. Çok güzel enerjiyle burada güne başlıyoruz. Fakat bugün şöyle bir durum oldu. Yeni bir yarışmacımız vardı. Kesinlikle burada ismini bile telaffuz etmeyi düşünmüyorum ben. Burada sizlerin karşısına, sizlerin huzuruna çıkarmaya uygun bulmadığımız için kendisini bugün koltuğunu boş bıraktık. Çünkü? Çünkü, lütfen. Yarışma kurallarına asla uymadığı için. Çünkü burada gerçekten ciddi bir emek var. Biz burada 7 yarışmacı ve 4 jüriden ibaret değiliz. Arkamızda 70 kişilik koca bir ekip var. Gerçekten onları alkışlamak istiyorum. Her birini teker çünkü teker. Biz buraya öğlen saatlerinde geliyoruz jüri olarak. Fakat ekibimiz ve kızlarımız sabah 7.30-8'lerde kalkıyorlar ve de buluşma noktasında bir araya geliyorlar. Gerçekten buradaki yönetmenimiz, editörümüz, bütün ekibimiz o kadar ciddi bir emek sarf ediyor ki. Biz bugün çok büyük bir kaos yaşadık ve de başlama saatimizi de biraz aştık. Maalesef ki bizim hem kanalımıza, hem programımıza, hem ekibimize, hem bize gerçekten çok eksiye düşürecek bir yarışmacıyı burada sizinle tanıştırmak istemedik. Şöyle de bir durum var. Bu arada hanımefendinin kendisi bütün gün ekibimize eşlik etti. Alışverişini yarışmayı, yaptı. Yarışma başladığı anda, alışveriş başladığı anda itibaren çekti. Her evet. şey var işin evet. içerisinde ve başladığı andan itibaren şu piste çıkana kadar ki hareketleri hiçbir durumda sizlerin huzuruna çıkarmaya uygun bulmadık. Ve biz her birini bütün ekibimiz teker teker temizleyerek, eleyerek yani gerçekten çok büyük bir emek var. Bu bile çok inanılmaz büyük bir şey. Ve biz burada dedik bir toplantı yaptık ve dedik ki okey biz bunu çıkartalım. Olmasın burada. Koltuğumuz boş olsun. Çekilen bölümler arasından da ayıklayalım bu kızı. Çıkarmayalım. Bize söylediler. Biz de hemfikir olduk. Biz böyle bir yarışmacıyı burada görmek istemiyoruz. Diskalifiye falan değil. Diskalifiye olma aşamasına bile gelmedi. Bakın o kadar net söylüyorum. Bu başka bir şey. Bu o buraya böyle bir elini kolunu sallayarak gelmiş gibi. Olamaz. Doya doya moda evinde böyle bir şey kabul göremez diye sizin karşınıza çıkartmayı uygun görmedik. Çünkü yarışmacılarımız da bizim için çok değerli. Çok. Tabii ki değerli. Yarışmacılarımız hepsi değerli. Hepimiz değerliyiz. Ekibimiz de aynı şekilde. Onun için de değerli oldukları için zaten izleyicilerimizin karşısına değerli olan yarışmacılarımızı çıkartıyoruz. Kesinlikle. Eksiye düşen bir durumda biz zaten müsaade etmeyiz buna. Bugün neredeydiniz? Kadıköy. Konseptiniz neydi? Şapka ile şık kombin. Geçtiğimiz haftanın yıldızı ikinci kolyesini alan Hülya'yı piste alıyorum. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk Yasemin. Nasılsın? Çok iyiyim. Kolyenle mutlu musun? Çok mutluyum. Çok, nasıl çok bir duygu? Seviyorum. Bayılıyorum. İkinci çok mutluyum. Kolye. Kolye almaya çok mutluyum. Çok güzel bir haftasını geçirdim. Cuma günü kolye aldığımda pazartesi günü ben böyle geliyorum. Tebrik etti mi arkadaşlarım? Ettiler evet. Sağ olsunlar. Ben de şahsım adına tebrik ederim. Teşekkür ederim Yasemin. Hala o cuma günkü performansın gözlerimin önünde. Sana şu anda konsantre olamıyorum. Çok yakışıklıydın. Evet yani beğenildim. Buradan da erkek kardeşime selam gönderiyorum. Bildiğiniz erkek kardeşim oldum. Benzedin mi? Aynısı oldum. Pekala wow. Öyleyse. Nereye gidiyorsun? Şimdi daha önce gidenler oldu. Evet biliyorum ama ben dedim ki ben de buraya gideceğim ve nasıl gidildiğini göstereceğim. Ben Kapadokya'ya gidiyorum. Hem. İki kişi gitti ve o iki kişi çıktığında dedim ki asla böyle gitmezdim. Ben böyle giderim. Naçizane böyle geldim. Orada günlük vakit geçireceksin. Bol bol fotoğraf çekileceğim. Peribacalarında, o otellerin böyle güzel taş mimarisinde. Hı hı. Özellikle sosyal medyam için fotoğraflar çekineceğim bugünkü kombinimle. Pekala, fiyatları alalım. Botlarım 195 TL. Şortum 190 TL.
Gömleğim 210 TL. Krobum 65 TL. Şapkam 100 TL. Pardon, çantam sona kaldı. 70 TL çantam. 20 TL'de kolyem. Her parçamı ayrı bir yerden toparlaya toparlaya aldım yine bugün. Kolyeni takıp mı geldin bugün sen alışverişe? Evet. Zeynep de mi? Kolyesini takıyor takıp zaten. Geldi. İkisini de takıp gelmiş. Evet. Ben de taktım. Ne demek istiyorsun kolyeni takıp gelip? İlk ben aldım ya, dedim ki şimdi Hülya belki yalnızlık çeker dedim. Ben takayım dedim. Bir ben de görsün böyle. O da taktı dedim. Ama Hülya ikinci haftada aldı. Evet. İlk Tine aldı. Senden önce Hülya almıştı. Sonradan açıldın ya. Ama ikinci ya kolyeyi sen... ben üst üste iki hafta aldım ya. Hiç arayı soğutmadan. Tamam ama ilk kolyeyi Hülya aldı. İkinci ama kolye olunca önce sen aldım diye böyle bir gururlanarak evet, taktın geldin yani. Evet. Tamam, anlaşıldı. Hepinizi de kutluyorum. Bravo kızlar. Diğer kızlara da aynı puşlamayı öneriyorum. Kapadokya'ya gidiyorsun. Kapadokya'da defile yaptım. Evet. Ve şapkalar kullandım. Çok güzel eldivenler kullandım. Kırkların, ellilerin kadınını yaptım. Biliyorum bir tanem. Çok başarılıydı. Teşekkür ederim. Çok içime sinen bir. Mekan da çok güzeldi. Evet, çok içime sinen bir defile oldu. Kapadokya benim için çok tatlıdır. Ve şapka konseptiyle Kapadokya'ya gidiyorsun. Evet. Pekala, oradaki normal günlük bir turist olabilirsin bu look'la. Çantanı gösterir misin lütfen? Kombinini çok başarılı buldum. Siyahı kahve, acı kahveye katmanı, o kullandığın ekruyu, şapkanın formunu, kombinine çok uygun buldum. Çantanı beğenmedim sadece. Hı hı. Çok da rengi okey ama çok daha başka bir şey olabilirdi. Çünkü sen üzerinde örgüler mi var? Evet, ben... gibi dantel gibi de diyebiliriz aslında. Evet. Son 70 TL'mdi Yasemin Hanım. Rengi uydurmaya çalıştım. Anladım. Şuradan da şöyle siyahlarla falan. Tabii daha iyi olabilirdi çanta. Evet. Biliyorsunuz ki bu podyum çok kıymetli. Şapkayla en şık halinizi görmek istediğimizi söyledik size. Sence bu en şık hal mi? Sen iki kolyeli bir yarışmacısın. Hı hı. Bir konsept belirledim açıkçası. Gidebileceğim yerdeki en şık halim bu. Yani hani gece dışarı çıkacağım ve o şekilde bir konsept yapmadım. Ama Kapadokya'da gidip gündüz lookumla olabileceğim en şık hali bu. Öyle bir... Aynen öyle. Kapadokya'da gündüz öylesine sosyal medyana fotoğraf çekebileceğin kusursuz diyeyim, kusurların var ama güzel yaptığın bir kombin bu. Yani en şık hal bence değil ama yapmaya çalıştığın şey çantan hariç bence olmuş. Ama bu orada görebileceğimiz 20 tane turistten birkaçının hali. Bunu biliyorsun değil mi? Ya benim için gündüz şıklığındaki şık bir hal. Evet, onu yaptın. Ben senden, senin gibi yarışmacılardan çok daha Gülşah'ın deyimiyle böyle tokat atmasını bekliyorum. Böyle topuklularla falan akşam şıklığı gibi mi? Yani o değil de senden böyle orası için böyle uçuş uçuş elbiseler. Çok gene çok güzel vintage bir konsept, kombin, şapkalar, eldivenler. Yani sen o yarışmacısın burada benim için. Onu yapabilirdin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hülya nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün ben seyrettim ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Her zaman seyrediyorum da alışverişte. Aleyna'ya bakıyorum. Ne o, birbiriniz için ne konuşmuşsunuz? Öyle iki tane birbirini seven insan, sen onun bir şeyini tenkit etmişsin, o da sana cevap vermiş. Nedir bu? Ben öğrenmek istiyorum onun tenkitini. Sanırım o demiş ki ben kovboy yapacaktım, o yaptı gibi bir şey söylemiş herhalde. Şu anda bildiğim... kovboy değilsin bu arada. Evet, de. Değilim zaten. Ben Kapadokya'ya gideceğim demiştim zaten evet, direkt. Öyle bir konuşmanın üzerine oldu ama benim konuşmalarım tamamen onunla şakalaşmaydı. Bizim Aleyna ile aramızda sorun olabilecek bir şey olmaz. Aleyna'nın konuşmaları da mı şakalaşmaydı? Sence öyle mi Aleyna da seni gibi mi düşünüyor? Öyle mi Aleyna? Onu ona evet, sormak lazım. Benim ona karşı hiç kötü niyetim yok. Ona baktım. Şaşı değilim herhalde çocuğum. Ona bakıyorum. Evet. Evet, o şekilde bir konuşma ilerledi. Yani alışveriş anında dış ses sorduğunda bana da şöyle söylendi. Yani Hülya birkaç bir şey söylemiş. Ben de dedim ki zaten ilk kovboy ben dedim. Sonra o dedi, sonra ama ben şu an başka bir şey yapıyorum falan gibi atıştık birbirimizle ama gayet tatlı bir atışmaydı. Ben onu çok seviyorum. Peki Aleyna, peki. Ben senin abinim.
Abi olarak bir soru soruyorum. Tabii. Korayhan değilim tabii. Uğurkan abinin. Onun ikinci kolyeyi alması sende nasıl bir düşünce uyandırdı? Merak ediyorum. Yani şöyle, tabii ki tebrik ederim ayrı. Ama ben çok istiyorum. Ve bu noktada arkadaşlığımı bir kenara bırakıp tamamen buradaki rakipliğim söz konusu araya giriyor. Ve tabii ki bu durumdan mutlu değilim. Ne haklı diyorsun? Haklı. Sen çünkü de olsan aynı şeyi düşünürdün. Benim zaten en başından beri tavrım budur bütün arkadaşlarıma. Aldınız. Keşke beni alsaydım. Hiç mutlu değilim. Tina'yı inanın ben kolye aldıktan sonra Tina'yı teselli ediyordum. Üzülme diye. Evet, o kadar üzüldü diyor ki. Çünkü ben üzüldüm. ben almadım diye. Evet kolyeyi ben almışım. Tebrik ederim dedim. Ben onu teselli ediyorum. Yani gerçekten çok iyi arkadaşız ama kolye konusunda aynen üçümüz öyle de çok hırslıyız. Çok normal. Bence bu, de. Ben de olsam aynı şeye cevap verirdim. Zeynep olsaydı ne cevap verirdi buna? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani dediler ya şakalaştık. Ben buna katılmıyorum. Çünkü biraz önce podyuma çıkmadan önce dediler ki Hülya dedi ki şakalaştık diyeceğim sen de söyle tamam mı dedi. Aleyna da tamam dedi. Evet. Sabah çünkü da, şakalaştı. Evet. Bir dakika hayatım. Sabah da alışverişe başlamadan önce zaten birbirlerine kombinlerini söylüyorlardı. İşte o evet, bahsediyordu, evet, o da bahsediyordu. Evet. Böyle bahsedip sonra alışveriş anında böyle bir kızışma yaşadılar. Hiç ama kızışma sonra buraya yaşanmadı. Taşımamak için hani burada acaba çatırdıyorlar mı olmasın diye şakalaştık diyorlar. Vay. Evet. Şakalaştık diyeceğim sen de aynı şeyi söyle. Zaten şey var. Dedi ve öyle çıktı podyuma. Evet. Editörlerimizden gelen küçük küçük notlar var. Hı hı. Aleyna, Hülya'ya ne demiştin? Bu lafları sana yakıştırmamış. Yakıştırmadım demiştin. Evet ben de dedim ne dedi ki? Burada böyle pozitif diyaloglar halinde bulunuyorsunuz. Şöyle biz çekime girmeden önce editörlerimiz gelip bizimle toplantı yapıyorlar ya. Evet. Hatta ben alışveriş kapanışını şöyle yaptım. Bugün de Hülya'ya soracağım neymiş derdi benimle falan gibi böyle tatlı bir şekilde hiç böyle gerilmeden gayet ben kendi adıma sakinliğimi koruyarak. Evet. Sonra, sakinliğimi koruyarak derken. Yani kızışmadı. O zaten her zaman sakinliğini ses evet, tonunu Zeynep verip inanmıyor zaten. O, evet. İnanmayabilir. Biz toplantıda da editörlerimiz söylediğinde o da dedi ki ben bu şekilde söyledim. Ben de dedim ki bu şekilde söyledim. Güzel oldu tatlı bir atışma oldu aramızda. Yani ben şaka olduğunu söyleyeceğim bunun dedim. Şakalaştık evet, diyeceğim. Evet şaka olduğunu söyleyeceğim. Tabii radar açmış oradan kulakları. İşi gücü bizi dinleyip ortaya dışarıda olduğu için. Yan yana oturuyoruz yani, yani anneler. Zeynep bir bunu çekincem olsa sen orada oturmayacaksın. Bir şey söyleyemez bunu yani. Bunu söylemem zaten. Çünkü o kadar hayır, şeyler söyledin ki. Hayır. Bir şey şöyle bir şey demiyorsun. Seni fark ettim tabii ki. Dur bir dakika. Tek tek konuşuyoruz. Üçlü konuşunca hiçbir şey anlaşılmıyor. Şöyle bir şey de vardı. Alışveriş bittikten sonra toplandık. Hani servislere geçeceğiz. Orada Aleyna Tina'ya da anlatıyordu. Böyle böyle söylemiş falan. Böyle gayet de hararetle anlatıyordu Hülya yani. Hülya daha yoktu yanımızda. Hülya yoktu işte. Sen evet. Tina'ya anlatıyordun. Zeynep bak bir ya şey arkadaşlar aranızda tartışabilirsiniz diye. Bir şey söyleyeyim. Normal değil mi? Tartışmadık. Tartışsak Serdar söylerim Bey, yani. Tartışsak bunun arkasında dururuz. Aynen öyle tartışsak. Yani şu an Zeynep olayı başka yere çekmeye çalışıyor. Sanki arka evet, planda aynen hiçbir şey yaşanmamış gibi. Ama tartışmadık mı arkadaşlar? Aleyna da arkada hiç tartışmadık. Bir dakika. Ama yani bu kadar iyi konuşmadınız. Neslihan konuşmak istiyor. Konuş kızım. Bir şey söyleyeceğim. Ben de Aleyna ile Hülya'nın muhabbetlerine tekden geldim sadece kafede otururken. Aleyna dedi ki ben kovboy yapacağım dedi. Sen evet de aynı teminki dediğini söyledi. Ben de Kapadokya'ya gideceğim dedi. Kapadokya'ya gideceğim dedi. İç kombinlerini beğenmedi dedi. Ama ben onların ikisinde şunu sezdim. İçten içe birbirlerine çok sinir olmuşlar. Ama bunu hiç bir şey yansıtmak istemiyorlar. Canım sen önce şunu düşün. Sen burada geçen hafta Cuma günü sahneye çıkarken Zeynep'le Nihan'ın sana bakışları, sana o negatif elektrikleri, arkadaş diye attık doğru söylemedikleri o hallerini ben şurada gördüm. Sen otur. Ben hissetmedim. Bunları düşün. O ben kadar hissetmedim. Bariz belliydi ki sana olan burada tavırları. Ben gülüp hissetmedim. Gülüp böyle senle Hülya dalga geçer tavırlarına girdiler. Sen bir şey benimle uğraşacağına bunları bir gör istersen. Bir dakika istersen. Jüri dalga geçer tavırları mı dedi? Falan. İkisi jüri de öyle. Hayır jüri değil onlara değil. O çıktı ya sahne Gülşah Hanım. Ebru Gündeş'i yaptı ya. İkisi böyle. Şuna ben yo, ikisi de normal bir şekilde eğlenip oynayıp. Neslihan elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben tabii ki Ebru benim çok sevdiğim bir dostum arkadaşım evet olduğu için. Siz ben de orada durumu tatlı egzajere ederek bir şey böyle bir kalktık falan filan. Ama onun dışında sizin
bu durumlara gülmeniz, bakın hiçbiriniz bir oyuncu değilsiniz. Elbette. Hiçbiriniz, şimdi tabii ki böyle konseptler verdiğimiz zaman bir performans bekliyoruz belki ama hani yapabilen zaten yapıyor. Ben oyuncu muyum değilim ama ben burada bir Seda Sayan taklidi yapmaya çalıştım. Oldu ya da olmadı. Ama neticede hiçbirimiz bir oyuncu değiliz. Yani onun için hani gülmek, ağız burun yamulmak bana biraz ters geliyor. Kusura bakma Urkan abicim, buyurun. Rica ederim ama Zeynep ağız burun yamulttuğun söyleniyor. Hocam şöyle söyleyeyim, ağız burun yamultma değil. Evet çok güldüm, hatta Hülya'ya daha çok güldüm. Yani başı arkada gördüğüm andan itibaren hep güldüm ona ve dedim ki gerçekten çok iyi oldu. Yani çok iyi erkek olmuşsun dedim. Neslihan'a da güldüm. Evet çok iyiydi. Gülmek değil Neslihan'a yaptın. Neslihan'a da güldüm. Bir dakika dinle. Ya, dinle. Doğru dinle. Olmayan bir arkadaşlık yapıyorsunuz. Ben onu yapmam hayatım. Bende her şey nettir. Bunu biliyorum ben lazım artık. Sonra madem öyle geriye dönüp izleyelim. Bunlar çok iyi arkadaş olacak ama haberleri yok. Aleyna'nın Neslihan sahnedeyken Aleyna'yı bir o halini bir izleyelim. Bakalım ben mi yapmışım? Yoksa Aleyna mı yapmış? Ben çok güldüm. Ben yapsam derim ki evet. Gülmek yaptım derim. Zaten bu konsepti verildiği için bize. Ben güldüm. Bak güldüm. Ben de gülebilirim. Güldüm. Sana da güldüm. Ve gülmek gelen için verildi bu konsept. Hareketler. Da güldüm. Kendime de güldüm. Evet. Ben birinden haz etmiyorsam onunla arkadaşlık etmem. Bu konunun halkla bir alakası yok ki biz zaten güldüğümüzü saklamıyoruz. Tamam. Ayrıca o söyledi. Hayır böyle nasıl bir tavırla güldüğünüzü gördüm ben Neslihan'a. Konuşmaya bak. Tamam. Ya ne söyleyeceksin? Son bir şey söylemek istiyorum. Çok içimde kalacak söylemezsem. Yani gerçekten tam böyle bakış açım değişiyor size karşı. Aynen. Ama sonra bir hareket yapıyorsunuz yine yerle bir çok ediyorsunuz. Evet. Çünkü her şeyi yerle. Söylüyoruz. Tamam gayet normal arkada böyle yine de hani o küslük, o kavga, evet. O saygısızlık olmasın diye yine haklısın. Arada sohbet ediyoruz birbirimize. Evet biz de ediyoruz. Ama hayır. Yani buraya geliyor. Direkt değişiyor. Ben buraya geliyor. Böyle de mi? Keşke ben değişsem. Gerçekten. Onu, biz bir şey yapmadan siz kendiniz patır patır söylüyorsunuz. Hayatım, yani gayet normal. Söyleyeceğim. Gördüğümü söyleyeceğim. Niye her buradayım? Her zaman söylediğimiz bir şey var Zeynep. Sabah 8'den akşam 10'a kadar. Aleyna'cığım. Ne kadar birlikteyiz. Hayatım, söylüyorsun diyorsun da sen de söylüyorsun. Şunu söylüyorum. Aleyna'cığım. Özür dilerim. Söylüyorsun diyorsun ya. Sen de söylüyorsun, sen de söylüyorsun. Benim bahsetmek istediğim bambaşka bir olay. Hayır, diyorum tek olay ne biliyor onlarla... musun? Bu kadar böyle şey yaparak arkada o kovboy olayını konuşmadınız Aleyna. Hayır evet. Ben bunu söylemiyorum. Ben şu an... Çünkü kendimde çok sinir olmuştunuz. Hülya şey demiş, kovboy şıklığını ben göstereceğim demiş. O nedenle sen de... Ya o ne kovboy değilim ki ne de o kovboy. Hiçbiri kovboy değil ki. Nedir kovboy şıklığı ya? Söylediklerimizi savunuyoruz şu an. Tutturmuşlar kovboy. Bu bir şey ya. Allah İlk Allah. Önce Aleyna yapacağım dedi sonra öyle. Ay çocuklar Ay ekranda efendim. Kendimi seyrettim. Ben bacaklarımı böyle koyuyordum. Aa ya, kısa bacaklı o kadar kötü. Serdar'a baktım o da benimle aynı boyda. Aa böyle duruyor ben de böyle durayım dedim. Ne zormuş bu böyle yahu. Görün, şu bacaklar daha uzun görünsün. Bana da dik dur dik dur diyorlar. Ben de böyle nedenle... dik durulmaz. Yanaşırsan dik durur o zaman bacaklarımız kısa kalır. Neyse efendim bu ayrı bir konu. Kıyafetine gelelim. Gömleğine bayıldım. Ben de teşekkür ederim. Tam benim tarzım. Onu blue jean'le de giyeceksin. Hatta o çizmelerini, botlarını, yarım çizmelerini içine sokacaksın. Fakat o çanta ne mana kızım? Ne mana? Ne düşündü? Senin gibi bir kız. O çantayı ne düşündü? Bir de buraya ne ta... Şu anda kalıyor kızım. Biraz daha uzaması lazım onu. Ha? Şöyle yapayım o zaman. Ben çantayla ayakkabıyı tabi yapıp tamamen kafamdaki fikir buydu. Biliyorum çantam güzel bir çanta değil ama Uğurkan Bey inanın artık son paramla alabileceğim en iyi alternatif diye 70 TL'ye aldım. Güzel bir çanta demeyelim. Bu kıyafetine uygun olmayan bir çanta diyelim. Renk olarak da ben böyle beğendim. Böyle İnince, daha iyi. İnince tabi şurada kalıyor yanlış bir tane. Yanlış takmış olabilirim. Şurada, şu kadar... duruşu daha evet, yani. Evet şurada, şurada kalınca kısmış seni. O gömleğin güzelliğini yok etmişsin. Böyle indireceksin onu ya da o askısı şuraya kadar inecek o çanta. Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ben çok beğendim. Yani benim tarzım bu. Kapadokya'da gidersin kardeşim. Balona biner misin onu bilemeyeceğim. Bilirim hocam. Yani. Yani. Ama şunu kabul ediyorum. Balona binip sosyal medya için foto çekeceğini söylediğin için kabul ediyorum. Ama
normal olarak sabah balona kaçta biniliyor biliyor musun? Sabah sabahın 5'e ben bindim. Kalktım ay fenalık geçiriyordum. 5'inde bindim ve balonla çıktım. Yani ne giyeceğimi bilmiyordum sabah. Çık tık 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 giyindim. Sadece 5'te mi? Yani yok, yok evet. mu? Yok sadece sabah 5'te çıkılıyor rüzgardan ha, dolayı. Okay. Sevgili Zahit bir de balondaki pilot arkadaşım. Zaten o götürdüydü bizi. Çok dikkat ederek. Ben seni çok beğendim. O çantanı ele öyle alınca burada kalsaydı puanını kırardın. Aferin kızım. Sağ ol. Yuşam. Büyük balonların sonu hep küçük iğnelerdir. Diyelim ve de küçük bir sübliminal bir mesaj verelim arkadaşlarımıza. Çok kısa yorum yapacağım. Çok ama çok beğendim. Aferin sana. Teşekkür ederim. Bu kadar. Ben kısa yorumuma geçmeden önce seyircilerimizin de... Sen şimdi balonun tarihçesini sorarsın. Balon uçan balon mu? Bak, Zahit ne zaman diyor. Uçmaya başlamış bak, bu balon? Zahit kullanıyor arkadaşım. Arkadaşım çok iyiydi, yine çok iyi bir pilottu. Yine başladı bağırmaya. Vallahi ben şunları Zahit. Şey yapayım. Tamam. Evet. Şimdi. Anlat Serdar. Dinliyoruz şimdi, yani. Kombininizle konseptinizin uyumuna ne kadar çok dikkat ettiğimi biliyorsunuz. Mesela... Sosyal medyaya fotoğraf çekmek için Kapadokya'ya mı gidiyorsun? Evet. Çok acı. Çok? Aa, niye? Acı. Acı, niye acı? Bana göre acı. Çok yanlış ben bir şey orada, söylüyorsun. Ben neden? Neden bir dakika neden okay, acı? Sözümü bitireyim anlayacağım. Evet. Neden? Ha. Ben Kapadokya'ya gidiyorsam en ücra köşelerine dahi gezmek isterim. Nereden biliyorsun daha önce gezmeyeceğini? Gezdim, hayır fotoğraf çekmekle tamam. vakitimi harcamam tamam, onu söylemeye çalışıyorum. Her taşını toprağını gezdiğim bir memlekettir. Üç gün kalıyor çocuk. Kapadokya bu sefer de sosyal medyada. Hayır sadece şunu kabul edemiyorum. Hayır şöyle bir şey var çok doğru bir şey söylüyor. Şimdi sen de doğru bir şey söylüyorsun sen de. Şimdi Kapadokya'ya gidip de ben daha önce 2-3 defa gittim. Şahane bir yer. Ve hafızamı aldım. Bir daha gideceğim durum şunun için. Tatil amaçlı değil. Böyle kültürel. Orada işte bir takım aksesuarlar, bir takım böyle elbiseler, bir takım mekanlar sırf fotoğraf çektirmek için giderim. O da diyor keşfettin. Ki zaten keşfettim ve onun için gittim, gidiyorum diyor. Onun için hiç acı bir durum değil aslında. Hayır, sen doğru keşfettiğini şey daha önceden gittiğini edin. Söylememiştin. Daha önce neyini söyleyeyim Serdar Bey bunun yani? Hayır, ben... sadece şunu söylemek hayatım, istiyorum. Hayatım çocukluğuna inelim biz senin hayır, bence. Hayır sadece şunu söylemek istiyorum. Yani tatillere gittiğiniz zaman ha. tatil beldesini doya doya gezip oranın ruhunu keşfetmek yerine sosyal medya için gidiyorumu kabul edemiyorum. Daha önce gittim Serdar Bey herkes gibi. Şu an söylüyorsun. Önceden çok söylemeye gerek duymadım. Sorarsınız diye düşündüm. Özür çok özür dileyerekten başka bir şey söylemek istiyorum. Bırakın bir tatil mekanını, beldesini, bir yerini. Bir konsere gidiyoruz. Çok büyük sanatçılarımız konsere çıkıyor. Ve o sırada biz sadece video ve story atmak için gittiğimiz zamanlar oluyor. Gidiyor, gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. O anda bunu yapıyoruz. Ben şimdi onu öyle düşünmek istemiyorum. Çünkü bütün hayatımız... Dijital ortam ve sosyal medyadan evet. ibaret. Ve sosyal medyayı hepimiz çok kullanıyoruz. Sen de buraya çok her zamanki kreasyonunla, evet. Koleksiyonunla, jilet gibi geldiğinde fotoğrafını çekiyoruz. Evet. Ve o zaman her şey sosyal medya değilse, her şey dijital ortam ya da her şey ekran değilse, o zaman biz burada eşofmanla, pijamayla da çıkabiliriz. Burası da bir platform. Kapadokya'ya gidiyor bu kız. Fotoğraf çektirecek, çektirebilir. Ben gidiyorum, çektirebilir. Sen gidiyorsun, çektirebilirsin. Bence bunu böyle düşünmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani çok kısa. Tatile gittiğimiz zaman yeni olabilir, ikinci defa olabilir. Ya tatile mutlaka... gitmiyor çocuk. Sırf fotoğraf, sosyal daha ver gitmiş. İşte ben bu temada bunu kabul edemiyorum. Belki ben, bir reklam için gidiyor, belki bir reklam alacak. Okey arkadaşlar, ben sadece fikrimi söylüyorum. Bana ben göre de özür dilerim. Konseptinde sadece Kapadokya'ya sosyal medyanın için fotoğraf çekmeni kabul etmiyorum. Bana diyebilirsin ki şöyle diyebilirsin. Daha önce gittim. İkinci defa gidiyorum. Söylüyor. Bir saniye benim sözlerimi ne şey diyor, peki, kesiyorsunuz. Peki özür dileriz tamam susuyoruz ama yani zaten bana gittim diyor. Bana diyebilirsin ki ikinci defa gidiyorum. Görmediğim yerler varmış. Onları duydum. Oralarda da fotoğraf çekmek istiyorum desen kabul ederim. Ama tam aksine o gördüğü ve bildiği ve de aşık olduğu bir
mekana gidiyor. Yani bir tatil beldesine, bir şeye, bir yere gidiyor ve onun fotoğrafını çektirmek istiyor Hülya. Okey, tamam. Ben son olarak notumu iletmek Peki. istiyorum seyircilerimize. Lütfen tatil beldesi, tatillere gittiğiniz zaman telefonu bırakın. Bulunduğunuz ha, tatil... Bunu söyleyen sağ olsun. 2 hafta önce İtalya'daydın. Ben Komo'da denizleri bilmem neleri çekti. Ay, teşekkürler. İyi günler Serdar. Bu arada en çok paylaşım yapandır kendisi. En çok paylaşım yapıyorsun. Evet. Serdar mesela. Ne diyorsun acaba? Ya hayır Şaşırdın ya. Şaşırdın iyice. Çok yani. Kaç tane post atmışım bir yoluna bakın. Kaç tane post? Çok. Hiç hadi toparlayalım. 3 tane. 3 günde 3 post. Hadi 216 okay. hadi. 216. Çok hoş görünüyorsun. Ekru, siyah, bana göre Camel, kahve, bana göre kahve, hatta tarçın kahvesi diyebilirim, koyu tarçın. Deri ve süetle farklı materyallerde olmasını sevdim. Çok hoş görünüyorsun ama hemen enerjin düşüyor. Çünkü sizin de bana ilk başta niye söylemedin diyorsunuz. Sen daha önce gittin mi Hülya dememeniz çok acı. Yani sorsanız ben de bunu size ifade eder anlatırdım. Hani bu duruma düşmemiş olurdum. Hayatım ben onu ifade ettim zaten. Zaten gitmişsin ki fotoğraf çektirmeye gidiyorsun. Ben de 3-4 kere gittim. Hayır, durumu iyi toparladılar. Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bitti mi? Bitti. Hülya. 4. Teşekkür ederim. Sana 5 vermek istiyorum. Lütfen daha iyi gel. Teşekkür ederim. 5. Teşekkür ederim Burkan Bey. Çok beğendim. Çok bebeksin. Yıldızlı 5. Teşekkür Aferin. Ederim Gülşen Hanım. Güzel başladın haftaya. Sağ ol. Teşekkür 4. ederim. Şimdi bugün yaptığın olay çok yanlıştı. Tüm ekip, tüm jüri, hepimiz burada bekledik. İnşallah bir daha hayatında böyle bir şeyi yapmazsın ve bir daha da böyle bir yarışmaya zaten girme. Zaten biz bu konularda çok idmanlıyız. Gerçekten seni sonsuz kınıyorum. Yaptığın konu son derece yanlış ve seni buradan alkışlarla uğurlamak yerine maalesef ki hüsran bir şekilde programa çıkartmıyoruz. Aynen Çünkü öyle. Bize hepimize yapılan büyük bir yanlış. Saygı çok önemlidir. Çok önemli, Her aynen. zaman yaptığımız evet. bir şeydir. Gülşah, sen devam ediyorsun. Canım benim. Ben sözlerimi Evet, senin söyledim. Sırandı. Ama maalesef ki ismini vermediğimiz yeni yarışmacımız bugün aramızda bütün kayıtlarını sildik ve yayınlamıyoruz. Hülya'cığım senin yerine uğurluyoruz. Ama Zeynep podyumu almadan önce... Güzel. Şimdi... 3 küçük tatlı cadı var. Ah. Bu 3 küçük tatlı cadı hem benim ailem hem de büyük fanım. Kimi çağırıyorum biliyor musunuz? Hı. Bayılacaksınız onlara. Selin, Arya ve Aden geliyor. Başlayayım. Sen bizim her şeyimizsin. Gülşah, sen bizim her şeyimizsin. Benim de öyle. Ya yiyeceğim ben sizi. Gelin oturun bakayım. Bence oraya. Bence sağırsınız buraya. Olmadı ben yani, benim koltuğumu da verebilirim küçük prenseslere. Sen de şöyle kıyıda otur. Bak, bak. Evet bak. Evet. Tabii canım bu var ya. Yine beni attılar. Bak dur. Olsun Selin. Olsun. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bu 3 küçük cadı, tatlı cadı. Ben bunları çok seviyorum. Onlar da beni seviyor musunuz? Evet. Ne kadar? Çok. Ne kadar çok? Dünyalar kadar. Ya yiyeceğim ben seni. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bak, vallahi bu Serdar Hayır. geçmiş olsun sana. Oturdu yeni jüri biliyorsun Arya. Zaten lafım bitmeden zaten bir baktım. Ayağa kalkmadan koltuk. Çok fenalar bunlar ya, vallahi biliyorum. Bu yeni jüri, bu Z kuşağı falan değil. Bunlar, bu üçü var ya, bütün alfabeyi yemiş yutmuşlar. Evet, bizim biliyorsunuz ki Doya Doya Moda programının
küçük kız çocukları fanları. Özellikle benim çok de fanlarıma GSFC'ye çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Çok tatlı hepsi. Ama bunlar da benim çok canım, çok tatlılar. Şimdi şöyle bir şey var, çok merak ediyorum. Mesela siz olsanız nasıl kombin yapardınız? Arya'cığım senden başlayalım istersen. Adem'den başlasak ben biraz kafamda toparlayayım. Toparla, tamam. Adem'den başlayalım. Adem'cığım mesela sen nasıl bir kombin yapmayı isterdin? Jean pantolon ve... Jean pantolon ve... Jean mesela pantolon şapkalı ve... olanı düşün. Dur. Jean pantolon ve crop. Crop. Sen crop'u nereden biliyorsun ya? Nasıl jean bilmez? Jean pantolon, bir dakika. Sen? Jean pantolon ve crop. Sen? Ben de jean pantolon ve crop. Bir dakika, neden jean pantolon? Çünkü kot demek doğru olmaz. Evet. Kot yanlış. Türk televizyonlarında ilk defa bir şey söylüyorum şu anda. Görüyorsunuz değil mi? Bak ne kadar doğru bilgi aşılamışım ben bu çocuklara. Nasıl böyle bir şey? Neden? Çünkü kot, muhteşem kot diye bir beyefendi buraya getiriyor. Bunu onun için ona kot diyorlar. Ondan dolayı da orijinali jean pantolon diye. Siz de bunu çok güzel dinlemişsiniz. Şahanesiniz. Vallahi alkışlıyorum sizi. Muhteşemsiniz. Peki sen en çok neyi seviyorsun? Nasıl? Ha evet. Bu arada Gülşah'ın tırnakları ve kirpikleri takma. bir de Gülşah ablanın botoksunu babam yaptı. Botoksunu? Şu anda. Kızı. Şu anda. Gerçek. Gülşah. Evet tanıştın. Senin nerelerine botoks yaptı dayı? Nerelerine botoks, bak kalkamıyorum yerimden. Nerelerine botoks yaptı, estetik. Evet, anladım. Selin'cim, benim canım Berker'imin kızı, benim de kızım. Yeni de kardeşi oldu, Ayşe'miz oldu. Allah bağışlasın. Evet, Deniz'im, Berker'im. Ay Allah'ım hayırlısıyla sevgiler. Kucaklarını aldılar. Neyse ama sen çok fenasın, sen daha fenasın. Gülşah'ın diyor botoksların estetiklerini babam yaptı. O da diyor ki nerelerinde var diyor. Hayatım ben eğer bunları burada anlatmaya kalkarsam bu program 3 hafta devam eder. Çünkü her zaman söylüyorum estetiklerden alın yazım sırtıma geldi. Sağ olsun bitmişimi Berker yaptı. Evet bu konuda söyleyeceğim başka bir şey var mı? Yok. Yok anladım. Memnun musun bu halinden? Memnunum. Memnunsun? Evet memnunum. Sen memnun musun bu halinden? Evet. Tamam sen? Evet. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Benim var. Şuradakilerden beğendiğim kombinlere bakacağım. Bakalım. Evet. Kimi beğendin mesela bugün? Ortaya geçebilir miyim ben? Tabii ki geçebilirsin. Tabii ki ne demek? Evet. Ben de seçebilir miyim? Tabii ki. Ben de. Hadi hepiniz kalkın. Hadi favorinizi seçin. Bak 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 bizim küçük doya doya moda izleyicilerimiz. Evet. Tamam. Sen değilsin diyor bana. Tamam önce Arya söylesin. Benim iki tane var. Favorin iki tane var. Kim iki favorin? Biri Tina, biri de Neslihan. Neslihan'la Tina. Peki Selin'cim senin favorin kim buradan ya da oradan? Tina. Tina. Başka var mı? Evet. Serdar'ı beğeniyor musun mesela? Hülya. Beni yarışmacı olarak kabul etmediler. Bir tane daha var aslında. Kim o? Bakalım bakalım. O kadar tatlılar ki gerçekten doya doya modanın gerçek izleyici kesimlerinden biridir ya. Bu çocuklar bizi yiyor bitiriyor böyle bir şey olamaz. Adem'cim senin var mı favorin aşkım? Evet. Kim? Ben bütün kızlarının kombinini beğendim. Tina. Aa çok adil bir jüri. Evet. Sen Tina'yı beğendin. Başka beğendiğin var mı? Hı hı. Nesil. Peki burada en çok kimi beğeniyorsunuz? Tabii ki de. Ya. Tabii ki beni. Tabii en ki. Çok kimi? Sizi. En çok ama bir daha yüksek sesli. Sizi. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz buraya nasıl geldiniz? Gelin bakayım böyle. Siz nasıl geldiniz? Nasıl girdiniz içeriye? Şöyle önümde bir yürüyün. Hadi son 2, 3. Hadi başlayın. Söyleyin. 2, 3. Gülşah sen bizim her şeyimizsin. Gülşah sen bizim her şeyimizsin. Gülşah sen bizim her şeyimizsin.
Yani gerçekten öğretsem bu kadar olur. Bak, sevgili başka bir şey seyirciler, benim de küçük fanlarım var. Bir ay sonra onlar da orada. Sen bizim her şeyimiz Urkan diyecekler. Kim var? Urkan senin, diyecekler. Senin bir şey söyleyeceğim. Urkan abi 70 yaşına geldin mi? Gelmedi. Seneye geleceksin. Gelmedim daha, kızdım daha. O zaman ben 40 yaşındayım. Senin en küçük fanın benim. Urkan sen bizim her şeyimizsin. Urkan sen bizim her şeyimizsin. Sen olmasan bu program olmaz. Benim bebeğim. Benim kızım, evet. Ya. Ama bir şey daha, son bir şey daha söyleyeceğim. Ve sonra sizi uğurluyorum. Yasemin abla ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yasemin abla demeyeyim, sizin yaş gruplarınız aynı gerçi. Aden'den başlayalım. Aden'den başlayalım, evet. Konuştu şey. Ama benden başlamıştık, küçükten başlayalım. Tamam, hadi başlayalım, söyle. Tamam. Yasemin abla ile ilgili düşünceleriniz? Ben buldum. Sen buldun. Evet. Makyajı, saçları, kıyafeti, tırnakları, ayakkabıları. Hepsi. Güzel mi? Evet. Çok güzel. Peki sen ne diyorsun? Ben kıyafeti ve tırnakları ve makyajı. Bu çocukların güzel. Bam deli tırnak. Bu tırnaklarla biz ben böyle bir şey görmüyorum. Ne oldu? Kaşır mısın? Bak böyle kaşır mısın diyor oğlum. Para gelecek kız, dur. Bak. Bana böyle sürekli böyle yaptırıyor. Ya bu üç küçük tatlı cadıyı kocaman bir alkışlayabilir miyiz? Onlar benim canım. Evet. Teşekkür ederiz. Hadi alalım sizi böyle. Ben sevmiştim yerimi. Nasıl? Ben yerimi sevmiştim. Sen aa. Ne dedi? Yerime oturabilirmişim artık. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yok. Adam bana dedi ki ben yerimi sevmiştim dedi. Arya da Serdar'a dedi ki yerine oturabilirsin artık dedi. Selin'cim, tatlı kızım. Gel biz seninle biraz gezelim. Bunlar çok fena. Peki hadi öpüyoruz sizi ve uğurluyoruz. Aa, hala oturuyorlar. Hadi bakalım uğurlayalım sizi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Gülşah sen bizim her şeyimizsin. Gülşah sen bizim. Evet. Böyle bir şey ol. Yedi cüceler gibi geldiler biliyorsun. Evet. Yönetmedim. Devam edelim bence konu hararetle. Bu üç küçük tatlı cadıyı yolladıktan sonra keyifli oluyor böyle. Tatlı evet, evet, oluyor. Çok. Evet çok istediler çünkü biz de kırmadık. Resmen de üç tatlı cadı. Evet çok şekerler. Ve de koltuklarımızdan ediyorlardı bizi biliyorsun. Kimi çağırıyoruz? Zeynep'i çağırıyoruz. Zeynep'cim seni podyuma alalım. Hoş geldin Zeynep. Merhabalar Gülşah. Neredesin? Ben bugün Veli Efendi Hipodromu'ndayım. Ama benim atım var. VIP'de onun yarışını izleyeceğim. Arap atı gibi sonradan açılacağım diyorsun. Anladım. Fiyatlarını alayım. Terliklerim 100 TL. Wow. Pantolonum ve içimdeki bluzum 200 TL, ceketim 400 TL, çantam 50 TL, şapkam ve aksesuarlarım da 100 TL. Peki nasıl geçti alışverişin? Güzel geçti, keyifliydi. Bir yanım buruktu tabii ki. Cuma günü. Evet. Çok üzüldüğünü biliyorum. Çok fazla üzüldüm. Gerçekten çok üzgünüm. Neden bu kadar çok üzüldün? Çünkü bence Banu Buran'ın neşesiydi. Yani benim üçüncü kızım gibiydi. Gerçekten çok farklı bir bağ vardı aramızda. Onun o tatlı halleri, o konuşması yani. Bir de mesela aynı serviste geliyorduk. Günoşko falan böyle hani motive ediyordu. Yani bana enerji veriyordu ve bugün ilk defa onsuz başladık. Zaten sabah... Aşkım enerjiye ihtiyacım varsa Günoşko diye ben de söylerim. Emre de söyler, Serdar da hepimiz söyleriz sana. Yani ama tabii ki bağının eksikliğini şu anda bugün burada hissediyoruz. Ve de gerçekten ben de çok üzüldüm. Banu'nun gitmesine. Fakat biliyorsunuz ki bir tane şikayet kutumuz var. Seni dinleyeceğim ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu şikayet kutumuzu Cuma finali olduğundan dolayı bir gün önce Perşembe gelmişti biliyorsunuz. Cuma finali olduğundan dolayı böyle eğlenirken bu şikayetleri almayalım dedi. Ama galiba Banu gitmeden önce bize bir not bırakmış. Banadır o. Banu'cum, prensesim. Ne? Şok. Ne? Baş harfleri Hülya'dan oluşan bir şiir. Hülyalı bakışların kandıramaz beni.
üzgünüm, sevmiyorum seni. Lay lay lom peşindesin sürekli. Yalnız kalırsın böyle sürekli. Aa, yalnız. Wow. Artık bırak peşimi, istemiyorum seni. Ay bir de alkış gerçekten. Kafiye uyumu da var ya. Şaka bak, mı bu? Bak gerçekten çok tatlı. Hülyalı bakışların kandıramaz beni. Üzgünüm, sevmiyorum seni. Lay lay lom peşindesin sürekli. Yalnız kalırsın böyle sürekli. Artık bırak peşimi, istemiyorum seni dedi sanatçı. Şahir. Evet, bunu buraya atıyorum. Gerçekten buradan elenen yarışmacılar böyle notlar bıraktıkça hiç onların notlarını buradan çıkartmayacağım. Diğerleri sürekli değişecek yani devir daim. Evet böyle buyurun. Sonra anlat. Cuma günü üzgündün. Evet. Biz de hepimiz çok, yani şaka bir yana gerçekten Banu çok tatlı bir yarışmacıydı. Ve de çok, hani ne kadar ekranda size ne kadar yansır bilmiyorum ama gerçekten iyi yetişmiş bir kız çocuğu. Annesine babasına da buradan çok sevgiler, saygılar yolluyorum. Banucuğum iyi ki seni tanıdık ama buraya kadarmış, öpüyoruz. Bu bir yarışma çünkü. Evet, aynen öyle. Teker teker hepiniz eleneceksiniz. Buranın tek bir şampiyonu var. Ya içinizden biri ya da yeni gelecek olan biri. Geçmiş programlarda da hep böyle oldu zaten. Evet. Seni dinliyorum. Bu kadar. Çok üzgünüm. Banu'yu çok özleyeceğim gerçekten. Bence buradaki herkes çok Banu'yu özleyecek. Banu'yu hepimiz çok özleyeceğiz. Evet. Yeri de hiçbir zaman dolmayacak. Banu bizim için çok ayrı bir yerde çünkü. Yeri de hiçbir zaman dolmayacak derken yaka kartı sanki Banu'nun resmini koyar gibi gösteriyorsun. Neyse. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Ben teşekkür ederim. Şimdi hemen kombinine geliyorum. Ceketinin boyu bana çok uzun geldi. Ben şapkanı beğendim. Şöyle bir hafif bir ceketini kaldırıp bir bakabilir miyim pantolonuna? Zaten sana pantolon çok yakışıyor bunu biliyorsun ama ceketinin boyunun kesinlikle daha kısa olmasını isterdim ki şu anda ceketinin boyu ve pantolonun boyu aynı gözüküyor. Evet, freeback sevdim onu kullanmanı ama doğru bir yerde kullandığını düşünmüyorum. Çünkü çok uzun ceketin. Fena değilsin ama hatalarla dolu da bir kombinle geldin. Bu kadar. Teşekkürler. Ben buyurun teşekkür Serdar'cığım. Zeynep'ciğim. Serdar Bey. Ben de aynı fikirdeyim. Çok üzüldüm ama aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Bu bir yarışma. Biriniz gelecek, biriniz gidecek. Sürekli bir sirkülasyon içinde. Podyumda birilerini göreceğiz ve görmeyeceğiz durumları söz konusu. Maalesef. Konseptin neydi? Hipodroma gidiyorum ben. Tek başına mı? Veli Efendi'ye Hayır, gidiyor. Hayır, tek başıma gitmiyorum tabii ki. Arkadaşlarımla, ailemle. Kombini yorumluyorum hemen. Ceketinin uzunluğundan yanı sıra eteğin böyle çan gelmiş. Ceketin eteği. Neden acaba? Yani düğmelerini kapatmadan olabilir mı kemeri taktın? Hayır, kapalı aslında ama arkamda mikrofon da var. Bir de oturdu ve kaymış olabilir. Çünkü sadece şöyle küçük hemen göstereyim. Ben bu cekette bu çanlıyı sevmedim. Zaten burada bunun da olmaması lazım şunun. Şunun bir gelmesi lazım. Çok pardon. Yani şuranın şöyle durmasını tercih ederdim. Çünkü burada kulak var. İki kulak çıkmış. Tabii bu şeyden kaynaklanıyor. Telasından. Kullanılan tela da şöyle duruyor. Çan. Çan. Aynen çan. Yani basen kısmında ceketin daha vücuda yakın durduğu zaman pantolonun şıklığı ortaya çıkacaktı. Şu anda nasıl duruyor? Acaba kemerden mi kaynaklanıyor görmüyorum çünkü buradan kulak yapıyor muyum? Şimdi ilkinden çok daha iyi ama gene çok hafif. Çünkü belini sıktığı için konu buraya geliyor. Ama aynı çanlık gene var. Var var var. Var çünkü biraz ona evaze kesmişler. Evet. Çünkü şöyle bir durum var. Şöyle kesmişler bakın bir dakika kupu şöyle. Şuradaki kup, mesela buradaki kup 6 santimken buradaki kup 15 santime yani ilerliyor. Onun için konu değişiyor. Yanların daha düz inseydi pantolonun şıklığı ortaya çıkardı. O çanlar pantolonu da kötü gösteriyor. Keşke dikkat edip oralardan biraz aldırsaydın iç taraftan. Zaten çok zor buldum ceketi Serdar Bey. Evet. İnanılmaz zor buldum. Ben böyle siyah
kombini çok severim. Saçlarını açmış olman da beni rahatsız etmedi. Genel olarak çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'cim. Ceketinin formu beni rahatsız etmedi. Çok güzel bir yere gidiyorsun. Harika bir organizasyondur. Şapkada şov yapabileceğin Türkiye'deki çok az yerlerdendir. Ama bence yapamadın. Evet, bir takım giymek istedin mesela. Bu takımın şapkası bu değil. Bu materyal değil. Belki Tina'nın şapka materyali olabilir. Daha da büyüğü olabilir, daha da büyüğü olabilir. Bu büyüklükte de olabilir. Onun dışında çantan asla olmaz. Hadi kolunu çekmek istiyorsun, bir tane eldiven çekseydin, onun üzerine, ceketinin kollarının üzerine çekseydin. Hani böyle slim durmayacak, yapışmayacak, bol bol duracak. Üzerine bir yüzük taksaydın kocaman. O materyalde bir şapka, içinden hiç bodini görmeyeceğim. İmitasyon kocaman bir tane mücevher. Parıl parıl parlayacak. Elinde yine kocaman bir tane çanta. Eğer bu takımı giymek istiyorsan, benim bu look'u görmek istediğim görsel odur. Bu değil. Yapmak istediğin şeyi anladım ama yanlış parçalarla yanlış yaptın. Ama yine de teşekkür ederim. Emeğine sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk Urkan. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, siz? Sağ ol. Şimdi ben ceketinin uzunluğuna takılmadım. Ne zaman takılırdım biliyor musun? Altında farklı renk bir pantolon olsaydı o zaman takılırdım. Ama şimdi siyah olduğu için hadi beni rahatsız etmedi. Ve şunu isterdim. O pantolonun jilet gibi inmesini isterdim bu kıyafetle. Fakat bu şapka, bu kıyafetin şapkası ve at yarışlarının şapkası değil. Canım Zeynep Kartal'ım, ben en son onu Cumhurbaşkanlığı'nın bir işi vardı. Kanda defilesini yapmıştım geçen sene. Zeynep'im çok sevgiler. Bir şapka koleksiyonu çıkardı Londra'da. Gündem oldu. Bütün gazetelerde, bütün mecmualarda. Ay tatlım Zeynep. Evet. Çok şekerdi. Çok sevgiler. Çok ben de tanışmak tabii ki nasip çok oldu. Telefonla görüştük. Sevgiler. İnşallah Londra'ya da gideceğim yanına. Öyle bir şapka arzu ederdim. Yani hot couture şapkalar. Hot couture. Tabii tabii. Tamamen o İngiltere'deki at yarışlarında giyen hanımefendilerin, nasıl geçmişte bir My Fair Lady diye bir film vardı, oradaki şapkalar gibiydi. Onun için bu şapkan ve bu çantanın yeri o zarif kadına hayır diyorum. Şıksın, değil misin? Harikasın. Ama Serdar olacağım bugün. O gideceğin yerle bu kıyafet arasında biraz fark var. Sönük kısım kalır. Evet. Anladın değil mi? Evet, evet. Ben zaten şapkayı biliyorum. Direkt evet. Ona takıldım. Daha kumaş, daha tok böyle, daha wow bir daha şey olmalıydı. Küçük, evet. Daha değişik, daha tarz. O İngiltere Kraliçesi'nin davetlerinde bütün hanımefendiler giyerler ya, o şapkalara bakacaktın arama motorundan. Hep onlar vardı. Ha, bulamayabilirdin, o da ayrı bir mesele. Bu kadar kızım. Teşekkür ederim. Evet, o zaman puanlamaya geçmeden önce ben kızlarımıza yine küçük not boş kağıtlarımızı şey dağıttık ve de kendimize. Bakalım nelerden şikayet ediyoruz. Aleyna'dan sonra toplayacağım. O zaman puanlamaya geçiyoruz. Zeynep'ciğim. 3. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim 4. Teşekkür ederim. 3 Zeynep. Teşekkür ederim. Devam, güçlü devam. Aa, bir dakika, sıra bende mi? İlk defa geç kaldım. Ben Serdar, geç kaldım. Ya adım çıkacak geç 4 kaldı diye. Teşekkür ediyorum. O zaman... Bir dakika, çok özür dilerim. Bir dakika, çok pardon. Hazırım. Zeynep'ciğim, seni yerine alalım lütfen. Kim geliyor arkadaşlar? Aleyna geliyor. Bak öyle bir duydum ki Aleyna sesini. Gerçekten sanki böyle bir gibi duydum, evet. Lütfen hep böyle devam. Çok teşekkür ederim. Aleyna'cığım, hemen fiyatlarını alalım lütfen. Tabii. Botlarım
280 TL. Takımım 250 TL. Aslında takım değildi, ben takım yaptım. Çantam 35 TL. Krobum 50 TL. Gözlüğüm 80 TL. Şapkam da takımın içinde. 250 TL verdim üçüne. Konseptini alabilir miyim lütfen? Ben at çiftliğine gidiyorum bugün. Belki böyle bir ata binerim biraz. Ata binmezsiniz, at binersiniz. Ay pardon, at binerim. Onu bir düzeltelim. Çünkü tamam. Hiç sevmediğim bir şey. Okay. Ata biniyorum. Ata binemiyorsunuz, at biniyorsunuz. Biniyorum. Evet, aynen. Tamam. Doğrusunu öğrendim. At biniyorum. Süper. At belki binmeye gidiyorsun. At çiftliğine gidiyorum. At gezeceğim, çiftliğine. Dolaşacağım. Okay. Atlara bakacağım. Hülya'cığım, şapkalarını değiştirebilir, şapkanı verebilir misin lütfen? Gel. Çünkü at çiftliğinde bu şapka bana göre, şu an üzerinde taşıdığın şapka yanlış. Bu şapka olmalıydı. Ben bilemedim. Pardon, özür dilerim. Saçım kurdu. Hayır, o koruyucu şapkaların formuna benziyor. O oradan belki ya kafan evet, karıştı evet, ya da evet. O koruyucu şapkanın formu. Ay seninle de çok yakıştı bu şapka. Yani onu bilerek tercih ettim açıkçası. Yoksa ben de böyle bir şapka takacaktım. Ha çünkü kovboy çizmesi ve at çiftliğine gidiyorsun. Bana göre doğru şapka buydu. Yani bu salaşlık ve bu rahatlığın içinde böyle bir şapkayı tercih ederdim. Çok da hoş görünüyorsun. Zaten sosyal medyada adımız çıktı. Ay, Serdar Bey anlamıyorlar asla ya. Ama sürekli şaka diyorum, şaka diyorum. Ben de aynısını söylüyorum. Ama şaka şaka diye yürüyorsun yani. Ay. Ben de anlamıyorum bunu. Böyle dedikçe daha ben çok coşuyorum. Ben de anlamıyorum bunu yani. Yani ben artık... Neden Koreyhan'la benim adım çıkmıyor? Ya çıktı da yani. Hayır şimdi kendisini beğeniyorum diye. Ya pardon yani yorumlarını beğeniyorum diye. Ha. Ay pardon ha. Kombinini beğeniyorum ha. Diye. Ay canım benim hayırlı olsun. Geçmiş olsun bir de evet sonra. Yani kombinlerini beğeniyorum ha. Diye. Ha. Onu tutuyorsun diyorlar öyle bir şey evet, yok. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Ben de normalde yorumları asla okumam ama birkaç yorum okudum. Bu beni çok üzdü. Evet. Evet. Çünkü gayet profesyonelsiniz. Ben de gayet profesyonel evet, olduğumu düşünüyorum. Tabii ki gerçekten evet. Profesyonelce sizlere puan vermeye kesinlikle yükümlüyüz. Öyle. Biz sadece eğlendik ve çok da güldük aynen. Bence yani. Çok eğlenceli geçti evet. Benim açımdan da. Evet. Geçti gitti. Yani bu senin hoşluğunu dile getirmem niye bu kadar yanlış anlaşılıyor ki? Onu da bilemeyeceğim artık Serdar Bey. Ben de bilemiyorum. Ama hoş buluyorsun yani. Ama hoş değil mi? Hoş. Okey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'cim istersen şapkaları evet, değiştir. Evet değiştirmeni rica ediyorum. Çünkü arkadaşlarımız yorumlayacak. şöyle biraz ayaklarını açar mısın? O bir şalvar formu mu? Evet. At bindin mi daha önce böyle bir formda pijamayla? Daha önce at bindim fakat bu tarz bir şeyle binmedim evet. Evet. Yani belki binerim. Gezeceğim. At çiftliği gezeceğim. Atları seveceğim. Tekrar tamam. Bacağını aç hı-hı. Lütfen. Şöyle şu, yapayım mı? Şu formuna bu şalvar. Evet şalvar. Burada karşımda çok sevgili Nebahat Çeyre var gibi geliyor bana. O form öyle haklısın. Onun tarzı. Haklısın. Çok da selamlar sevgiler. Kendisiyle Nebahat bir defile yaptım. Ya. Saygılarımızla. Evet iki tasarımcı olarak bir defile yaptık ama o da bir koleksiyon hazırlamıştı. Pandemi süreci hastaydı gelemedi. Çok sevgiler selamlar. Kendisine çok benzedin bu formunla, bu kombininle. Vereyim mi Gülşen? Bence yanlış materyaller kullandın bu konseptine. Bu şu an ata ya binersin işte o an canın sıkıldı çık git bin. Ama hani sen şimdi kombin koyuyorsun ya ortaya. Bu podyuma çıkıyorsun. Gerçekten sindi mi içine? Bu şapka koruyucu şapkanın formu eğer atsak onu. Yani at binmekse. Şöyle tamamen at binmeye odaklanmadığım için. Ama at çiftliğine gidiyorum demedin mi? Çiftliğe gidiyorum. Belki at binmeye mi gidiyorum dedim. At binmeye demedi. At çiftliğine gidiyorum dedi. At binmeye gidiyorum demedi. Yani belki binerim evet, dedi. Evet yani o öyle baktığım için olaya. Belki binerse o zaman üstünü değiştireceksin. Evet. Binemiş demiş. Söylemişsin. Evet söyledim. O zaman tamam. Söylemiş. Böyle binemez zaten. Evet. Böyle binemezsin. Evet. Sadece belki çizmelerin buna uygun. Hı hı. Onun dışında baktığın zaman evet tatlı görünüyorsun bu stilde. Gezebilirsin birçok yerde gezebilirsin. Dersin ki benim stilim böyle salaş casual. Böyle geziyorum ama konseptine uygun değil. Sen de burada
podyumu tokatlayacak yarışmacılardansın. Lütfen dikkat et Aleyna. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ha, hemen bir şikayet yazayım. Çok da şikayetim yok biliyor musun? Ne yapsam acaba? Şikayetim var. Kaderden yana Yasemin. Buyurun hocam. Bende mi sıra? Evet. Bu ne hal ya? Yıldızların altında bayıldım kardeşim. Çok teşekkür bayıldım. Ederim. Çok geldiğinden beri sana bakıyorum ve gözümü senden alamıyorum. Çok teşekkür aferin ederim kızım. Hocam. Çok benim sağ için olun. Aferin. Çok teşekkür nereye ederim. Gidersen git, ister at bin ister binme. Teşekkürler. Vallahi bayıldım. Benim için bugünün starı sensin. Ay çok teşekkür ederim. Çünkü üzerindeki çok sevdiğim bir lukutur. Hani bu hani omuzu düşük, bu o şal var. O kovboy botları falan. Ben başındaki şapkayı da doğru buldum. Neden at çiftliğine tamamen böyle gitmeyesin? Tamamen kumaşından esinlendim. Neden olmasın? Ben çok beğendim. Krem, ekru ve beyazda, optik beyazda kombin etmeni de sevdim. Tak gözlüğünü. O da çok yakıştı. Aferin Aleyna. Böyle bir kız girse at çiftliğine. Bakarız. Çünkü at çiftliğinde şöyle bir şey var. Mesela akşamüstü pazar günü, cumartesi günü saat 4-5 falan. Hani orada öyle bir çay şeyler, çay, falan. Evet, aynen öyle bir durumlar var. Ben de çok giderim, özellikle İstinye tarafına. Aynen. Çok güzel, böyle looklar geliyor oraya da. Ben çok beğendim Aleyna sana. Aferin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkürler. 4 Aleyna'cığım. Teşekkür ederim. 4 Aleyna. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Şimdi Aleyna seni yerine alıyoruz ve Neslihan geliyor. Merhaba Neslihan. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Banu gitti, sen kaldın. Maalesef. Benim kalmam maalesef değil. Banu'nun gitmesine maalesef. Sen kendinin onu elediğini düşünüyorsun. Yok, kendimi değil, tarzlarımızın tabii ki de, puanlarımızın. Sence sen daha mı iyisin? Ha, demek ki daha iyiymişim ki burada kaldım. Anladım. Böyle nereye gidiyorsun? Ben şimdi çok sevdiğim bir rap sanatçısının konserine gidiyorum. Hmm. Fiyatları nedir? Ayakkabılarım 280 TL. Tişörtüm 150 TL. Kepim 150 TL, takılarım 40 TL, çantam 110 TL. Takıları? Takım. Bileğim de var sadece. Bir sürü takı var. Yok, kolyeydi bu bir tanesi. Kolyeydi, ben onu bileklik yaptım. Şu kolye normalde. Senin kendi takın mıydı o? Yok, hayır. Satın aldın. Alışverişte aldım takı, evet. Kolyeydi, bileklik yaptım. Sabah ne var takı? Ne konuşuyorsunuz? Alışverişte de aynı öyle takıları vardı da biz, evet, öyle zannettik. O da şeyimde, izlediğinizde görürsünüz zaten, bir tane daha böyle vardı ama o da çantamda şu an. Bunlar senin alışverişte edindiklerin. Bu alışverişte taktıklarım, evet, paketinden çıkartıp taktım. Anladım, tamam. Şöyle ben, evet, bu bir markanın imitasyon ayakkabısı tabii ki, alamazsın onu burada. Fakat bu ayakkabıyı spor bir kombin yapabilirsin. Bu şapkayla yapamaz. Bu şapka o şapka değil. Bu parıltı onunla aynı parıltı değil. Aynı şey değil. O zımba mı zırh mı? Bir yakından plastik bakabilir canım. Miyim? Plexi, plastik. Yes, plastik. Anlat. Piramit rivetler. En çok yükseldiğin eğer ki şapkansa, şapkana uygun çok daha farklı şeyler. Hani bu şapkayı takmak için ben rap konserine gidiyorum dedin değil mi? Rap konserine gidiyorum. Rap konserinde de bu şapkayı takarım. Bu ayakkabı değil. Ben bu ayakkabıları spor kombinlerim çok da severim. Ama daha farklı. Hani altına düz, üstüne düz beyaz bir tişört giymekle olmuyor. Daha farklı bir materyal, daha farklı belki bir forma. Bir başka bir şey, bu çok simple kaldı. Ben de bu o çanta tarz... çantana bakalım. Şöyle. Şimdi o çantayla o şapka ne alaka? Yani aslında bütün kombinini tamamladıktan sonra şapkamı bulmuştum. Şapkamı da düz bir şey tercih edecektim.
Ama dedim uyuyor belki. Konseptimiz neydi Neslihan? Şapka şıklı. Şapkayla şık. Şapka şıklı. En son şapkanı aldın. Evet. Öyle mi? Anladım. Çok eksiğin var şu anda. Teşekkür ederim. Neslihan ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Şapkan çok güzel. Teşekkür ederim. Sadece o kadar. Üstündeki elbise de çok güzel, ben çok severim. Ama bu tarz, bu tip süslü bir ayakkabıyla değil, gene boyunu uzatmak istiyorsun, bacak boyunu yükseltmek istiyorsun, tamam kabul ediyorum. Daha düz, hiç böyle parlak olmayan bir ayakkabıyla yapabilirdin. Bir de bu küçük çantaları omzunuza takmayın. Zaten sen büyük ve heybetlisin. Elini al be çocuğum. Elini al. Bak bir anda her şey değişti. Buraya takıyorsun. Sanki böyle gıdık aynı hatayı orası yaptı. Hülya'm yaptı aynı hatayı. Yapma. Al eline. Kolundaki ne de yani sadece bu kalsaydı kızım bak. Sadece şapka mı? Şapka. Star'ın şapka mı? Maden bulmuşsun. Ha onlar gibi dümdüz bir şey bulsaydın böyle konuşmayacaktım. Diğerlerinde hiçbir pırıltı olmaması gerekirdi bana göre. Doğru mu? Yalnız çok yakışmış kıyafet. Teşekkür ederim. Topukluların ama... Gülşah'ım. Evet, hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk Gülşah Hanım, merhaba. Aslında çok modern ve çok Avrupa'yı bir look var üstünde. Teşekkür ederim. Fakat o çanta asla saygı görmez bu konseptin içinde. Beni ilgilendirmiyor, onu bir kere takıp çıkmışsın. Evet, ayakkabılar çok trend olan bir markanın replikası. Üzerindeki bu tişörtü ben çok severim, çok giyerim. Yasemin de inanılmaz giyer yani hani bu boylarda oversize tişörtler, formalar giyiyoruz biz hatta, böyle tişört de değil. Ama tabii ki herhangi bir marka yazmadan ne bileyim üstüne bir 8, 17, 25 bir şey yazsaydın gelseydin. O şapka beni bozmadı ama şapkanın materyali kötü. Ne bileyim bir ters taksaydın, bir şey yapsaydın ya da şapka bu olmamalıydı. Belki illa şapka deyince hepiniz böyle bir şeyle böyle kasket gibi ne bileyim böyle hasır şapkalar, bu tip kepler bir şeyler takıp geliyorsunuz. Biliyor musunuz ki hani böyle hani bazen tüylü müylü tüllü olan sizin taç dediğiniz saç aksesuarları da aslında şapka diye geçer Avrupa'da. Şimdi bu pırıltı ayağındakini yakalıyor ama başındaki şapkanı yakalamıyor tatlım. Beğenmedim. Teşekkür ederim. Aslında çok iyi bir yerden yakalamışsın ama olmadı. Teşekkür ederim Serdar'cığım. Neslihan'cığım. Merhaba. Kuliste böyle biraz bir mırıltılar duydun. Duyduk. Duyduk. Daha doğrusu. Neydi o şarkı? Sen mi yazdın? Evet. Rap yapıyordum. Bizimle de paylaş o zaman lütfen. Ama ben aslında bunu başkasına yazmıştım. Evet. Sonra başkası olmayınca ben de döndürdüm. Dedim süper. Boşa gitmesin, çok güzel bir şarkı yazdım. Süper. Dedim boşa gitmesin. O da mı baş harfleriyle? Yok, hayır, baş harfleriyle değil. İçinde ismi geçiyor mu? Evet, ismi geçiyor. Wow. Hazır mısınız? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir saniye, şunu şöyle koyabilir miyim? Hareketler de yapacağım. Yok, yere koymayın. Ver bana. Arkadaşlarınıza verin. Hazır mısınız? Evet. Saniye. Şans. Zorlama şansını fazla Aleyna. Toz oluyorsun programda. Ben mi yapayım? Ama onu içeride daha güzel yapıyordum. Okey. Ketçap değil, köfte. Neydi, patates köfte miydi? Evet. Nasıl? Tekrar alabilir miyim? Evet. Çok özür dilerim. Patates köfte, patates köfte. Hadi evet. Hadi. Patates köfte, patates köfte. 300-500. Zorlama, zorlama şansını. 300-500. Aleyna, toz olursun podyumda. Neyse onları geç, sen bence sadece şarkıyı söyle. Ay. Evet. Balon gibi sönersin, sonra Neslihan dedi dersin. Bazı yerlerini çıkartmak zorunda oldum, o yüzden pek güzel olmadı ama. Bir dakika. O zaman. Ona yazarken eğlenmiştim. O zaman Banu'nun bir mesajı var. Yo yo Hülya, bakışlarınla kahrolsun beni gibi bir şey oldu bu. Getir bakayım şu mektubu bana. Neymiş öyle Allah aşkına, okuyamıyor be, tın 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 bir şey yapıyor. Ver bakayım şunu. Pıs köfte, pıs köfte. Allah pıs da pıs da pıs. Köfte de diyemiyorum. Zorlama şansını Aleyna, toz oluyorsun podyumda. Yırtık elbiseyle geldin, kendini mahvettin.
balon gibi insanlarsın. Neslihan dedi dersin. Alın. Allah Allah. Yap bakayım. Bir tanıyor yap şunu. Abi. Bilerek konserine gidiyormuş. Allah seni ne yapsın. Yap bakayım. Utandım ama bir an. Utanma hadi söyle. Tanıştırayım ceza Uğurkan Erez. Hadi. Zorlama şansını aleyna. Toz olursun. Podyumda yırtık elbiseyle geldin. Kendini sen mahvettin. Balon gibi sönersin. Sonra Neslihan deli dersin. Ye ye ye. Yine yapamadın Uğurkan'cığım gibi ya. Evet, oh. Valla ben Uğurkan abiye alkışlıyorum. Böyle saçma bir konsept içinde bu kadar tatlı durdu. Evet, alkışlar Uğurkan'a. Maşallah süpersin ya. Ay, ne yapayım? Uyduruk uyduruk yaptın karşımda dayanamadım. Hemen yorumuma geçiyorum. Evet. Gerçekten bu ayakkabılar ne? Gerçekten... Bu ayakkabılar ne derken? Yani bu ayakkabılar... Böyle bir kombinin altına oldu ki giydin, üzerindeki çok basic olmayıp parlayan bir kumaştan olsaydı belki anlardım. Boynunda zincirlerin olması lazımdı, gümüş. Rap değil miydi konsept? Bu var diye tak almadım. Olmaz. Evet. Aksesuar her şeyi çok başka bir boyuta getirir. Kemer düşünmüştüm. Ki senin konseptinde full aksesuarla gelebilirdin. Çok eksiğim var. Dedim taş çok abartı olmuşsun. Yok. Çok fazla konseptine yoğunlaşmamışsın. Çok belli. Teşekkür ediyorum Yasemin'ciğim. Öyleyse seni puanlıyoruz. Ya bunu yapmak istemiyorum işte. Ama... Bir... Teşekkür ederim. Kıyafet çok yakışmış aslında. Ben sana bayıldım. Konsept de şapka zaten. Ama... Ben sana düşük vermeyeceğim. 3,5'tan 4. Teşekkür ederim. Doğru look ama yanlış seçim. Olmaz. 1. Teşekkür ederim. Okey, hemen geliyorum. Yolda puanım. Çok üzgünüm. 2. Teşekkür ederim. Oo, bana bak. Evet, ama çok beğendim bol kıyafeti. Ne beğendiniz. Yapayım? Boş geç, hadi yürü. Gel Nihan, gel bakayım sen, hadi. Geç yerine otur. Bak koş. Kızım, bu Nihan ben anlamadım. Dağlar Kızı Reyhan gibi yarışıyor böyle burada. Dağlar Kızı Reyhan. Ne güzel bir parçadır o da ya. Sevgili Kamuran Akkor okumuştu sevgilerimizle. Seneler önce. Reyhan'ım sana da sevgilerle. Evet, şimdi bir şey soracağım sana. Banucuğumuz, prensesimiz gitti. Ona el sallıyoruz, sevgilerimizi yolluyoruz, özleyeceğiz diyoruz. Şimdi artık Neslihan'ı mı aldınız Banu yerine? Merak ediyorum. Yani ben hiç kimseyi almadım da bırakmadım da. Neslihan bizim yanımızda. Sohbet ediyoruz tabii ki hep beraber. Yine ne konu olursa birbirimize destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Ama Banu benim için yani 6 haftadır beraber... Yan yana olduğumuz için uzun saatler bir kardeşim gibi görüyorum, evimi de paylaşıyorum gibi. Yani Neslihan'ı da seviyorum tabii ki ama Banu'yla daha uzun süre geçirdiğimiz tabii. için farklı. Merak ettim ben şimdi ama zaten o sizin yanınızdaydı. Hı hı. Şimdi devam ediyor. Ne zaman kolye alacaksın kızım? Bu hafta. Bu hafta? Evet. Böyle. İyi. Tamam. Sen öyle alacağım diyorsan alacaksın. Hayaller ve hayatlar. Evet, tamam kızım. Şapkanın rengi güzel. Evet, nereye gidiyorsun çocuğum? Kimsesiz çocuklara hediyeler götürüyorum. Hep böyle ay. Duygusal şeyler yapar, beni kalbimden vurur. götür, aferin. O güzel bir duygu tabii. Herkesin yapması gereken bir şey, aferin. Fiyat da söyle bakayım. Ayakkabım 180 TL, şortum... 210 TL'ydi galiba, yanlış olmasın. Ceketim 289 TL. Crop'um 60 TL. Yani body'm 60 TL. Şapkam 50 TL. Çantada 50 TL. İkisini 100 TL'ye aldım. Ayakkabıyla çantayı. Anladım. Ay nasıl, ne söyleyeyim sana, bilemedim ki. Şimdi bakın, ilk bir tane söyleyeceğim. Yani böyle sırtınıza bir şey alıyorsanız çantanızı omzunuza koyamazsınız. Formunu bozar üstünüze aldığınızın.
cebinize elinizi sokamazsınız. Çünkü üstünüzdeki ceketin formunu bozar. O çantayı eline al bakayım nasıl duracak yavrum. Kızım, çantanın renginin güzelliği. Hah öyle yap, aferin bak öğrenmişim. Çocuklarla oynaşacağım bak, ya hocam o yüzden. Bak, bir anda değiştin, bak kendine de bakınca anlarsın. Şimdi çocuk esirgeme dediğin için ben boyunu biraz daha kısaltalım diyecektim. Önde sarkan bir şey var. Ama çocuk esirgemeye gidiyorum, çocuklar var deyince de bu kadar çok da kısa bir şey düşünmüyorum. Ay ne bileyim ben kızım. Bilemedim Gülşah. Yani bilemedim. Kızım şapkanın rengi çok güzel. Tamam böyle bir şeyin üstüne bu şapkayı takarsın. Hadi onda da bir renk vermişsin. Çok güzel çantanla da bir renk vermeye çalışmışsın. Yani çok farklı renkler, çok enteresan renkler ama beyaz olduğu için kurtarıyor. Bir şey söyleyemiyorum. Biraz daha boyunu uzatmanı tercih ederdim. Sporun dolgu topuklar var çocuklar. Ben bile, baksana benim bile topuklarıma, yüksek topuklar giymeye çalışıyorum. Çok moda bu şekilde bunlar. Bu şekilde bir şey kullanıp boyunu daha yükseltebilirdim. Şu yakanı benim gibi yap bakayım. Şöyle şu kaldır bakayım. Öyleydi şimdi. Zaten ama inmiş. Düşmüş. Ama şurası böyle dimdik kalmayacak. Şu. Ay nasıl kötü yaptın onu. Neyse aynı olmadı. Karşımda kızım. Yani bilmiyorum. Gülşah'ım. Hoş geldin Nihan. Hoş buldum Gülşah'ım. Müthiş enerjin ve müthiş gerçek bir samimiyetin. Sıcak bir ilişkin olduğunu düşünüyorum insanlarla alakalı. Burada kiminle ne tartıştığın önemli değil. Ama bana verdiğin enerji ve elektrik müthiş. Fakat seni bunun için burada tutmuyoruz. Bir şekilde nasıl yapıyorsan bunu, son dakikada o potadan sıyrılıveriyorsun. Ama artık burada olmaman gerektiğini düşünüyorum. Korkunç bir kombin var üzerinde. Asla senin size'ların değil. Oversize bir şey giymek bile kendi proporsiyonuna uygun olması demektir. Bu değil. Üstündeki o jean etek mi short mu? Short etek galiba bir şey ya da öyle görünümlü bir şey. Evet. O işte bu tek beğendiğim o bez ayakkabıların. Ne şapkanı sevdim, ne üstünü sevdim. Niye buradasın sen? Hani artık kaçıncı haftayı çekiyoruz? Artık sizi popüler olduğunuz için programın ratingleri de zaten ortada. Sizi tanımayan yok. Mesela hadi ikinci haftayı kabul ederim. Ben anlamıyorum ya benim verdiğim puanlar, arkadaşlarımın verdiği puanlar ve sen nasıl burada böyle kalabiliyorsun? Ben anlamıyorum yani bu dünya şekeri, dünya tatlısı bir kadınsın. Sana bayılıyorum bak. Çok sen çıktığın zaman bir gülüyorum ama konu kombinse benim profesyonelliğime ters. Çünkü burada olmamalısın. Ciddi söylüyorum daha önceki haftalarda da söyledim. Ya bir an önce kendini topla ya da hazırlan cuma günü buradan sen gideceksin. Ve bunu ciddi söylüyorum. Böyle devam edersen ben kendi adıma konuşuyorum seni bu yarışmada istemiyorum. Çünkü o kadar ciddi kombinler yapacak olan arkadaşlar var ki olamaz böyle bir şey. Sana böyle lay lay lon falan kendimi sempatik gösteremeyeceğim. Tatlı yorum yapayım diye. Dünya tatlısı bir kadınsa o apayrı bir şey. Ama kombin benim için çöp. Teşekkür ederim. Nihancığım orada kaldın. Buradayım. Dinliyorum. Kaçıncı defa aynı konseptle karşımıza çıkıyorsun farkında mısın? Kaç defa Serdar Bey? Ben en azından 3. En az 3. Bir kere Zeynep'lerle... Bir grupça gittiniz. Baby Shower mı? Bir şeyler çocuk... Bir grupça gittiniz. Bir kere. Bir kere. İkinci. Bir kere de şeye gittiniz. Hayvan barınağına. Hayvan barınağına. Yani arkadaşlar... Yardımsever bir kız. Tamam, tamam ama yani aynı konseptlerle ben inanın çok sıkıldım. Yani çocuk esirgeme ama aynı. Ya Serdar'ım, hiç efendim. Aynı olsun ama hale bak, kıyafetine bak. Zaten biraz şeyi söyleyeceğim. Yani. Bu arada bütün jüri arkadaşlarımız size özellikle ne yakışıyor, ne yakışmıyor, doğru
parça yanlış parça diye özellikle üzerine vurgulayarak sizlere bu bilgileri paylaşıyoruz. Dahalen Nihan'cığım boyunu kısaltıp kare bir küp şeker kıvamında geliyorsun. Ben şu an bir küp şeker görüyorum karşımda. Çünkü çok şeker bir kız. Bu iyi bir şey. Ama çayı şekersiz içiyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yani Gülşahçığıma katılıyorum. Çünkü kaçıncı haftayı çekiyoruz? Bu konularda artık sizin eksilerinizi artıya çevirmiş halde burada podyumda en doğru şekilde eski hataları tekrar gündeme getirmemeniz lazım. Lütfen iyi geldiğin günleri düşün. Daha nasıl iyi gelebilir mi? Burada göster. Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Nihan. Öyle bir çantayla lütfen tutar mısın? Podyuma çıktığına inanamıyorum. Aksesuarın da yok. Evet, aksesuarım yok. Zamanım yetmedi. Tut. Göster lütfen. Sen böyle bir çantayla bu podyuma çıkıyorsun ve tarz bir kadın olduğunu iddia ederek çıkıyorsun. Bu çantayla. Almak zorunda kaldığım için aldım Yasemin Hanım. Bak böyle ne? Hülya gibi. Ne? Böyle bir kelime sence duymayı hak ediyor muyuz burada? Kesinlikle hayır. Yani eksik zaten aksesuarım yetişmedi. Çantamda aşkım dolarak... zahmet etmeseydin çöp poşeti alsaydın eline. Ayakkabı kesesi alsaydın, pazar poşeti, pazar filesi vardı ya, onu alıp gelseydin Nihan. Onu alıp gelseydin. Burada tatlı tatlı, özür dilerim Yasemin. Burada tatlı tatlı yürüyorsunuz, sonra tatlı tatlı yerinize oturuyorsunuz. Böyle bir şey nasıl kabul görür? Arkadaşlar, bir kuyruk var biliyor musunuz? Ne stil kızlar var programa katılmak için. Çantanı sakla tekrardan lütfen. Senin giydiğin bu bluz, cerse bir bluz. Aynı cerse bluzden şu senin üzerindeki triko eteğin gibi. Formu... Efendim? Triko gibi. Triko mu? Aha, cerse ben gibi. Cerse gibi görüyorum. Örme. Tamam, ben anladım. Şu lukunla bu şapkayı böyle... Bu arada şapka şıklığı diye bir şey yok üzerinde. Ama ne yapabilirsin? Böyle beyaz giymek istiyorsun. Hadi bu ceketi de kullanmak istiyorsun. Nacizane. Cerse gördüm ben senin bluzunu. Yine aynı cerse kumaştan bu eteğin formunda. Benim eteklerim var. Şöyle içerisinde şortlu olan, arasına topları sıkıştırdığım, tenise gidiyorum ben. Ama çok daha minimal, çok daha minik. Hani bu lastik ayakkabıları giyip, hadi üzerine istediğin bu ceketi de at. Ama o cerse takım, bu şapkayı takıp, bu çantayı da alıp çok tatlı bir şekilde gidebilirsin. Çok da güzel, tatlı görünürsün. Sade ve tatlı görünürsün. Ama şapka şıklığında bu podyuma uygun değil. Teşekkür ederim Nihan. Kızım, hadi yarın bize göster kendini lütfen. Tamam mı? Ben söylüyorum lütfen. Bütün dediklerimizi dikkate alırım. 2-1 2 Nihan'cığım. Teşekkür ederim. 1 Nihan. Teşekkür ederim. Evet, Nihan, ben seni daha yerine uğurlamadım. Özür dilerim. Nihan, bu söylemlerimle kendini demoralize olmuş gibi hissetme. Çünkü gerçekten kötü gidiyorsun. Söyledikleriniz evet ağır geliyor. Ağır gelsin. Kombinleri... Çünkü sen bu yarışmanın ciddiyetinin farkında değilsin Nihan'cığım. Yok hayır. Kesinlikle bana asla bunu söyleyemezsiniz. Yani. Çünkü bu yarışmanın gerçekten nasıl bir platform olduğunu çok iyi biliyorum. Böyle mi biliyorsun? Nihan'cığım, güzel kızım, tatlı Nihan'cığım, böyle mi bu podyumun durumunun farkındasın, böyle mi idrak ediyorsun? Hayır Gülşah Hanım, o kadar olmadığını düşünüyorum yani. Gerçekten sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bunun sevgiyle alakası yok. Ben bunu söyledikleriniz bu yüzden yani ben... O bambaşka bir şey. Benim de sana ne kadar her defasında söylüyorum, ne kadar tatlı bir kadın olduğunu hep söylüyorum. O ayrı bir şey. Böyle mi farkına varıyorsun? Tamam, kötü olabilirim o zaman. Kötüsün zaten. Tamam, yapamıyorum o zaman. Yapamıyorsun, onun için de tamam.
Çünkü bu benim moda anlayışıma ters bir şey. Elinde bir tane pazar filesiyle, kafanda bir tane tuhaf bir şapkayla, hiç tuhaf derken kombinle alakası olmayan bir şeyle gelemez. Anladım. Evet. Bence de otur bugün bir düşün Nihan'cığım. Kusura bakma ama gerçekler bu. Estağfurullah. Tina'cığım seni podyuma alalım. Hoş geldin. Neredesin Tina? Hoş bulduk. Gülşah Hanım, ben dizi teklifi aldım. Onu kabul ettim. Ve bu akşam restoranda rol arkadaşlarımla ve yönetmenle bir restoranda oturacağız ve konuşacağız, tanışacağız. Mevsimlerden ne? Serin hava. Yani sonbahar olabilir. Çünkü bunu da belirttim, serin havada. Fiyatların nedir? Ayakkabılarım 150 TL. Elbisem 150 TL. Ceketim 400 TL. Şapkam 100 TL idi, 50 TL'ye aldım. Çantam 110 TL idi, 90 TL'ye aldım. Küpelerim 20 TL idi, 10 TL aldım. Şapkanı bir çıkarır mısın? Tabii ki. Kusura bakmayın, biraz dağınık şapkanı, hayır. Şapkana bir bakmak istedim. Ben eteğim, sen Gülşah'a devam et. Tamam, tak tekrardan. Giydiğiniz ceketlerin, giydiğiniz hani iç ve dış kombin yapacağınız şeylerin boylarının aynı olmasına lütfen çok dikkat edin. Biz bunu daha önce trench coat, uzun pardesü gibi kombinler verdiğimizde de her zaman iç elbiselerin aynı boyda olmasını özellikle ve özellikle altını çizdik. Yasemin'cim de zaten hemen şu elini gördüğü biraz için, düzeltirsen. Gördüğü için hemen zaten. Eteğin değil hayatım, elini dedim. Elini, tamam, elini, biraz önce getirdiğim boya getir. Evet. Tamam, öbür türlü göz kirliliği. Bunlara bakıyoruz. Olur. Tamam, böyle kalsın. Çok fazla uzatmıyorum. Sadece ayakkabılarını beğendim. Çok basit bir kombin var üzerinde. Hiç olmadı Tina. Teşekkür ederim. Ben Serdar'cığım. Tina'cığım, nereye gidiyordun yemeğe? Restoranda. Bir semt var mıydı? Bebek'te. Bebek'te. Genelde Cihangir'de toplanırlar. Yok ama ben Bebek'te gidiyorum. Okey, tamam. Bakıyorum sana. Simsiyah bir kombin. Yani çanta ayakkabı uyumunu sevdim. Şapkan da enteresan bir şapka. Ama çok bu kombinin şapkası değil gibi. Anladım. Yani daha çünkü farklı bu, çünkü giydiğin içindeki elbise ve ceket çok şık. Evet. Birazcık daha böyle rahat. Sporlaştırmış bir... Evet, şapka. Evet, evet. Daha rahat, daha spor bir şapka o. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi misin Nihan? İyi değil şu anda. Şu an iyi diye sormamızın bir anlamı yok çünkü. Biraz kötü olacak. Birkaç saat sonra kendine gelecek. Sonra oturup düşünecek. Ben ne yaptım diyecek. Bu kadar haftamı böyle emek verdim. Ondan sonra yarın daha iyi gelmem gerekiyor diye inşallah iyi geleceğini ümit ediyoruz. Zannetmiyorum ama neyse. Aynen öyle düşünüyorum ve bunları lütfen bireysel algılama. Kendine lütfen biraz daha fikirlerini o geliştir. Biraz daha kreatif ol. Bu sana bu duyguyu versin. Evet, ağlayabilirsin. İnsani bir duygu. Olamıyorum demek ki Yasemin Hanım. Ben pardon? Demek ki olamıyorum. Evet, bu haline olamıyorsun. Olamıyorum deyip işin içinden çıkamazsın. Çünkü sen buraya gelmeyi isteyecek kadar bu işi seviyor ve istiyorsun belli ki. Evet. Beni tamam. Kimse zaten buraya zorla lütfen getiremez ki asla. Ama tabii ki. Sadece kelimeler biraz ağır gelmiş olabilir. Dediğim gibi bu insani bir duygu. Yapıcı ama biraz daha kreatif ol lütfen. Çok anladım. İyi geldiğinde beşleri aldığın zaman problem yok da. Gerçekten kötü geldiğinde ve profesyonel dört tane bu işe gönül vermiş insanın sana bunu söylemesi, ki ben en ağırını konuşurum her zaman. Benim bunu sana söylemem senin canını acıtmamalı. Çünkü canını acıtacak önemli bir kadın değilim ben senin hayatına. Özel bir kadın asla değilim, anlatabiliyor muyum? Asla. Ben sadece yani mesleki anlamda bunu söylüyorum. Senin ne kadar tatlı, ne kadar şahane bir kadın olduğunu ben zaten söylüyorum. Ama kombinse orada maalesef ki
eksiye düşüyorsun. Evet, konu dağılmasın. Yasemin'cim. Ah, Tila'cım, ben seni beğendim. Çok teşekkür ederim. Şu an daha düz görünüyor, birleşmiş. Çorap var mı? Yok. Üzerinde? Yok. Evet. Çantanla ayakkabının uyumunu beğendim. Eğer bu ceketle, bu elbiseyi giyici, o minicik yırtmacı çok tatlı buldum, çok iyi buldum. Bu kombinle kullanabileceğin, bu parçalarla kullanabileceğin bence en uygun şapkayı kullandın. Ben Serdar gibi düşünmüyorum. Ve bir şey eksik. Şu bileğine kadar eldiven, uzun değil asla, bileğine kadar. Şurandaki yırtmacın minicik boyunda şuranda yırtmaç olacak bir eldiven. Bomba olurdun benim için. Beğendim seni, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yasemin Hanım. Merhaba. Sina nasılsın? İyiyim Urkan Bey, siz nasılsınız? Sağ ol, Sina nasıl? Sina da iyi. Konuşuyorsunuz. Evet. Bizden de ona tekrar sevgiler diyoruz. Şimdi bak kızım, bu hepsi bilsinler. Bu tip ceketler üstünüze giydiğiniz ve sırtınıza aldığınız zaman içinize giydiğiniz o ceketin dışına çıkmamalı ya da arada şöyle bir fark olmalı, daha fazla. Böyle minicik çıktığı zaman kötü durunuyor, sakil duruyor, kötü evet. Bir görünüş. Ben seni çok şık buldum ama şapkanı hayır. Bu şapkayı Zeynep taksaydı, Zeynep çok daha farklı olabilecekti. Onu düşünüyorum ama çok hoşsun, çok zarifsin, çok kibar duruyorsun. O şapka bana da Serdar gibi biraz spor geldi açıkçası. Ama çok hoşsun kızım. Başka ne söyleyeyim? Çok teşekkür ederim Urkan Bey. Evet, puanlamaya geçmeden önce biliyorsunuz ki bugün şikayet kutumuz var. Tatlı tatlı bunları yazdık ama gerçekten şu an Nihan da çok üzüldüğü için, benim de moralim çok bozulduğu için bugün bu kutuyu açmak istemiyorum. Yarına bırakmak istiyorum. 2 Tina'cığım. Sağ ol. 4 Tina'cığım. Teşekkür ederim Serdar Bey. 5 Tina. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. 4,5'tan 5 kızım. Teşekkür ederim Urkan Bey. Evet Tina'cığım, seni yerine alıyoruz ve şimdi puanlama zamanı. Tina 16, Hülya 18, Zeynep 14, Aleyna 18, Neslihan 8, Nihan 6. Günün iki tane birincisi var. Hülya ve Aleyna. Tebrik ediyorum. Günün sonuncusu Nihan. Ve yarınki konseptimizi açıklıyorum. Hazır mısınız? Evet. Elbisenle geceye damganı vur. Bu mu? Güzel. Bence süper. Harika bir konsept. Çok güzel şeyler bekliyorum sizden. Nereye gidiyorsunuz? Bakırköy. 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 Tantrum. Bakırköy. ...30 Ağustos... Zafer Bayramımız kutlu olsun! Kutlu olsun efendim! Biz bu etek boyunu sevmiyoruz, neden beğeniyoruz? Ne bileyim ben, çünkü çok güzel taşınmış. Çok acayip gelmemiş mi? Çantada o ayakkabının renginden olsaydı bu işi, bu iş diploma olacaktı. Dünden sonra artık gitmelisin Nihan ya. Sen neye dayanarak da böyle söylüyorsun? Sen mi karar veriyorsun bunu? Aynen öyle, bunu sorgulamak sana düşmüyor ya. Dileğimdir, inşallah ikisi de buradan elenir. Ben de onlarla aynı havayı solumak zorunda çok kalmam. Çok beklerdim. Senin sesini de zaten duydum. Zaten bir tek benim sesim duyuluyor. Demek ki bağırıyorsun kızım, bağırarak konuşuyorsun. Çünkü ben haksızlığa gelemedim. Bunun haksızlığı neresi? Aa. Top listelerinde zirvedeyim. Sürekli storylerime bakıyorlardı. Ne zaman geleceğimi falan düşünüyorlardı kendi aralarında. Geldim. Hiç yanılmam hislerimde. Bayağı bir çekişmeli geçecek. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yarın yeni yarın.